Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hey, selam. Ben Adal ve bugün Five Nights at Freddy's Security Breach'in DLC'si Ruin oynayacağız. Çok uzun bir cümle, kelime oluyor böyle. Daha uzun bir isim yapamazlarmış. Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin DLC abi. Daha ne kadar olabilir? En son oyunu 4 Aralık 2021'de oynadığım, beni daha yaşlı hissettirdiğini düşünebilirsiniz. Oyunu o kadar zaman sonra oynuyoruz ki 2 yıl olmuş neredeyse. Ve hiçbir oyun bu kadar samimi hissettirmiyor, onu söyleyeyim. Çok ilginç bir hissiyat. Oyun tamamen bizim Pizzaplex'i yok edip parça pinçik edip arkada bıraktığımız kalıntılarda geçiyor. İsmi de zaten direkt öyle. Gregory bize yardım çağrısı atıyor ve biz de onun bir arkadaşı olaraktan gidip onu bulmaya çalışıyoruz. Oyunun ilk olayı bu. Ve kendisi de zaten gösterecek şimdi. Her yer kapatılmış gazete kağıtlarıyla, gazete küpürleriyle. Grafitiler her yerde zaten. Klasik terk edilmiş efekti. Grafiti olmazsa olmaz. Aya Gregory zaten o kadar kolay bir şekilde kurtuluyordu da mesajını aldım diye bağırıyorsun girdin ilk saniyede. Direkt başladık mı lan? Bu kadar hızlı mı? Lan kız sende akıl yok galiba. Bir tık oyun sesi çok hafif. Kısa bir de çok hafif şu master volume şöyle. Aynen. Tamam. Hadi bakalım. Sen bu akılda neler yapacaksın burada? Neler olacak sana? Hiç fikrim yok. Öff. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? Gregory neden burada olmasın ve buraya gelmemi neden istesin? Şimdi klasik, aha neden, ne oluyor orada? Hayır ya, çok klasik başladı. Her korku filmi, her korku oyunu. Neden böyle? Aynen abi ya, ben küçük bir çocuk olsam böyle bir yer görsem Gregory çok umurumda olmaz, koşar kaçarım. Tipe bak. Küçücük kız bir de ya, sen küçük kızsın, gördüğün an çığlık çığlığa koşman lazım. Bu nereden geliyor bu ya? Hani daş deriz ya böyle. Yok sende o da yani fiziksel olarak aslında şimdi. Merhaba. Teşekkür ederim. Jumpscare atmayacaksın değil mi? Çünkü sen hep atarsın. Hala bekliyorum kafasız olmasına rağmen. Kafasız dediğim için özür dilerim de hani kişisel algılama çünkü kafasızsın. Şimdi. En azından flaşımız var. En azından. Buradan mı ineceğim? Oyunlarda yol bulma kabiliyetim mükemmel iyidir çünkü de. Yok. Küçük bir kız olarak oradan atlayarak başlamayayım bence. Buradan mı gideceğim? Buradan da gidemiyorum galiba. Evet Gregory, ben yolu bulamadım. Ben geri döneceğim canım benim. Sen burada da değilmişsin zaten. Buluşma yerine de gelmemişsin. Bak zaman da geçti şimdi. Buradan mı atlayacağım? O mu? Buradan atlayacağım herhalde. Oyunun başında oyunun hiçbir şeyini bulamam. Çok saçma. Acayip iyi başladık abi. Çok iyi başladık. Hadi bakalım. Peki. Şimdi alet edevat eşyalarına hiçbir şey yapamıyorum. Abi çok kötü olmuş be. Şuna baksana, bu çok güzel bir şeydi. Paslanmış bir de. Gregory koca adam mı oldu? Neler yaşandı burada? Hani bu böyle birkaç ay sonrası gibi durmuyor. Hiçbir şey o kadar büyük altını, oksitli altın zaten... Oksitlenir mi? Aynen. Aynen. Beni bekledin değil mi? Yani düşmek için, kaymak için beni bekledin. Dostum sen lütfen yapma bak. Ya kanka iki yıldır beni mi bekledin ya? Ya tek yaptığın şey bu. Oyundaki öbür korkunç yaratıklardan daha korkunçlar. Her yerden yırtık dondan çıkıyorlar. Oğlum daha şimdiden. Aa o bizim süperstarımızdı. Aa Gregory'nin sesi geliyor. Gregory'cim. Buradayım evet.
I got your message. Where are you? Help! Something grabbed me. It won't let me go. You have to find me. I'm trapped in the sinkhole under the raceway. Huh. Roxy Racers? Tam Roxy'nin olduğu platformdaymış. Çok uzaktaymış ve oraya gitmemiz gerekiyor şu an. Klasik. Yakında olsaydı zaten bu kısa bir DLC olurdu herhalde, 20 dakikalık. Oo. Atmosfer çok hızlı değişti. Şimdi Roxy balonları etrafta. Oğlum burada baya bak, ben normal robotlarla değil evsizlerle falan savaşacağım. Çok grafiti var yani. Ha ya da evsizlerin hepsi yendi. Şimdi oğlum sevinmeli miyim, sevinmemeli miyim anlamadım yani. Şimdi evsizler en azından insan. En azından ne bileyim, insan göreceğim, robotik şeyler tarafından yenmeyeceğim. Ya da ne bileyim, evsizin teki bıçak mı çekecek mi? Bilmiyorum, çok kafam karışık şu an. Özellikle sırf bu oyun için erken uyandım ve bu oyun 2 yıldır oynamamışız. Aa! Oğlum artık adını hatırlamıyorum ama Grogory senden yardım istediği için şu an kameralardan falan izliyorsa bin pişman. Merdivene tırmanamıyorsun be. Ah be kız. Ah be kızım. Bunu açmam, bir daha mı şey yapacağım? Aa, buradan çıkamıyor muyum lan? Bu arkamdan kapanacaktık sanırsam. Merhaba, merhaba. Tamam, alçak tavan, hızlıca bakalım. Oğlum alçak tavan diyorsun da Avrupa'da bir tane bile böyle havalandırma yok ya. Yani yine alçak tavan, çok geniş. Baksana insanlar çöplerine hatta girebilmiş yani. İnsanlar girebilmiş, bu daha korkunç. Onların kalıntıları var, şimdi iskeletlerini göreceğiz. Ben hiç hoşuma gitmedi bu. Hiç hoşuma gitmedi. Tamam, tamam. Aa, bir boka battık şimdi. Evet, flaşımız da kesinlikle gideceği zaman bulundu. İyi bari lan, o kadar süredir paslanmış yerde bir tane bot bize gitti, şey verdi, el feneri verdi ve çalışıyor. Benim evdeki el fenerim çalışmıyor mesela. Şimdi buradan bakınca gayet kötünün iyisindeyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Yani aslında buranın çürük pas kokusunu ne yapıyorsun? Bunun da pili bitti. Bakın abi, flash'ımızın pili bitmemiş. Ne zamandır? Çok çirkinsin bu arada gerçekten. Neyse, seni bir şarj ederiz bir ara. Bu arada saat fazla gürültü, işte 90 desibelin üzerine çıktı diye uyarı verdi. O da çığlığımdan dolayı. Merak etme, sessiz problemi benim. Hiç uyarı vermene gerek yok. Şimdi. Kapılar, teşekkür ederim. Yol veriyorlar en azından. Bozulmuş pizzalar her yerde. Evin içinden çarpan kapılar falan sesler geliyor şu an. Ne oluyor lan? Abi çöpün içerisinde bir şey dolanıyor. Kertenkele çalılardan koşar ya. Yılan mı acaba dersin? Aynısı. Bu ne şimdi? Tamam. Bu Among Us'ın yandan yemiş puzzle versiyonu. Trailer'da görmüştük bunu. Buraya Grogory galiba bir şey kilde bir şeyler yerleştirmiş. Ben o zaman sadece... Ha, bir şey yapamıyor muyum şu an? Galiba burada bir işim yok. Ya da var mı? Gerçi yani ben küçücük kız başıma ne yapabilirim ki? He, bunu alacağım. Okey, buradaymışsın lan. Görmedim. Çok havalı bu arada. Aa, babamınkilere benziyor dedi. Hemen hikaye çıkıyor. Nasıl yani, babam burada çalışıyor muydu? Yoksa Grogory'nin bütün yaşadıkları sizin babanızın suçu muydu hanımefendi? Şimdi ben bunu sola çeviriyorum. Ve bekliyor muyum? Okey, tamam. Tamam, seni tam bu hizada tutuyorum. O sırada seni buraya getiriyorum.
Evet, yavaş azalıyor ama böyle bir yandan, evet, okey, tamam. O mavi yerde tam tadında bırakmamız gerekiyor gücünü. Şimdi. Her odaya girdiğimde şimdi demesem, şimdi sayaç yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum, çok şimdi diyorum. Kafam karıştığı zaman demek gibi bir şey benim için. Vay be, burada ne varmış? Yani beton. Sadece damgalamışlar. Güzel. Birkaç pizza kutusu da. Oo. Evet. Burada ensemizde o gözleri şu andan hissedebilirsiniz arkadaşlar. Böyle garip bir hissiyat var. Yalnız değilsiniz zaten başından beri. Hani tavandaki şeylerin durduk yere ottan, tozdan, bir şeyden döküldüğünü düşünmüyorsunuzdur. Merhaba sana da Fongay. Şu an üstte bir şey var. Üzerimizde bir şey var. Ensemde hissediyorum kendisini. Nefesini hissediyorum. Bak tırnaklara bak. Ne bu, hagi vagi mi yoksa falan diye tırnaklar duvarda. Ya, o kadar fazla Poppy Playtime işin içine girdi ki. Böyle bir oyunun varlığı unutuldu. Ben bundan geç... Abi o ses efekti falan arada girmesin lütfen. Lütfen girmesin. Ha, kendimi buraya mı sokacağım şimdi? Abi... Ben daha şimdiden boğazım acımaya başladı. Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. En azından DLC'nin adını 4 harfle yapmışlar ki Five Nights at Freddy's Security Breach bilmem nenin bilmem nesi falan olmamış. Söylemesi en azından bir tık daha kolay abi. Afiyet bal şeker olsun. Bu kadar soğuk, bak. Eniştem kafasını yere vurmuştu. Ya, yüzünü falan böyle, her yer kandı. Babam paniklemişti. Ben sakin sakin. O travma yaşadıktan sonra işte yüzümde bir şey var mı diyordu. Diyorum iyisin iyisin. O zaman soğukkanlıyım. Ama yani bu kız şu an metal canavarlar tarafından kanalizasyon gibi bir yere atıldı. Arkadaşı zaten kayıp. Etrafta bir insan bile yok. Şey yaptı. Aya bu canavar şey de nereye gitti ya? Neyse, yoluma bir bakmalıyım. Oğlum sen küçük bir kız olarak çığlık çığlığa bak. Ya ben küçük kızım galiba. Maske mi alayım? Tamam, alacağım kardeşim. Çok çok ısrar ettin. Çok ısrar ettiğin için alacağım. Ben teşekkür ederim. Güzel. Tamam. Bu kadar erkenden almayı beklemiyordum. R'ye basaraktan takabiliyoruz. Senin devrelerini görebiliyorum. Güzel. Vene, virtual egmel... Tamam. Bir tane sanal ağ bağlandık. Bu şekilde her şeyi görebiliyoruz. Bütün ince detayları, parçaları. Bu acıtmayacak birazcık diyor. Yeni bir kullanıcısın diyor. Evet, tabii ki. İroniyi anladık burada zaten. Çevren seni şaşırtmasın diyor. Etraf hala aynı etraf ama Fazbear tabii ki Entertainment bunu çok daha iyi yaptı. Daha iyi göreceksin etrafa falanlar filanlar, pazarlamalar. Evet, neyi nasıl onaracağımı görebilirmişim. Okey, Megaplex'e işimize yarayacak. Beni help olarak şu an... sen şu Windows'un, işte Apple'ın Siri'si, onun gibi bir şeysin. Clippy vardı Windows'a, çok eskilerden. Tamam. Senin yüzünü çok fazla göreceğim ben. O zaman. Ben şu an bambaşka bir diyardayım ya. Şuna bak. Merhaba. Gerçek dünyaya hoş geldin. Teşekkürler. Kanka konuşma ya. Ses yani çok... Tamam.
tamam. Zaten hiçbir şey açıklamana gerek kalmadan emin ol ben anlamıştım. Bunun bir şarjı falan yok mu ya? Mesela burada böyle garip bir kutumuz var. Nedir bu? Glen Monte Plush. Tamam. Biz en azından herhalde kendimiz böyle bedava ayıcıktır, peluştur böyle mi avutacağız kendimize? Burası benim döndüğüm yer miydi? Ayrıca senin içerinde bir şeyi tamir edebilir miyim? Şurada yine gidebileceğim... Aa. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Şu an birazcık... iyi ki dönmedim. O kadar geri gidecektim. Sadece bu puzzle çok da puzzle değil. Hani sadece bekleme simülasyonu ne olmuş diyebilirim. Çünkü yani gerçekten sadece bekleyeceğiz. Gücü fazla veriyorum. O düşecek. Oradan ittireceksin. Zaten 2 saat önceden çözülmüş oluyor maalesef. Oman boya bak. Çok küçüğüm. Fazlasıyla küçüğüm. Tuvaleti neden söktünüz? Abi. Seni alabiliyor muyum? Yok. Ya ben küçük bir kız olarak almak istedim. Zaten hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Arkadaşımı çaldılar. İşte ne bileyim en sevdiğim AVM kapanmış. Burada ben ne yapabilirim? Ha. Hey, şöyle bir şey. Bir dakika lan. Olaylara bak. Abi nasıl ya? Ben maskeyle bir parçam olarak mı gezeceğim? Oh. Abi yok, ben bu maskeyle gezmeyeceğim. Böyle sanrılar duymaya başlıyorsun sanki. Olmayan gayipten sesler duymaya başlıyorsun. Ben istemiyorum. Mental sıkıntı zaten hani oyun sayesinde olacak. Ekstra verme. Burası kamera istasyonuymuş. Zaten de enerjisi varmış, merak etme diyor. Ve evet, enerjisi var. Görebiliyoruz. Topların içinden bir şey çıkacak gibi geliyor. Sandrop, mandrop, mandrop. Womandrop, evet. O kadar kötü söyledim ki. Ha, oyunu oynayabiliyoruz. Oynayalım abi. Arcade oyunları severim. Golf oyunu, evet. Yay. Bu şey, ilk oyunda koyacaklardı bunu, sonra koymadılar. Şimdi böyle tıklıyorum. Sonra gücü ayarlıyorum. Şöyle ayarlasam. Hoppala. Evet. Ben golf oyunlarını çok sevmiyorum. Ama sevmediğimden değil. Neden diye soracak olursanız. Discord'unkini oynamıştık arkadaşlarımla. Hatta Vales özellikle bana skiller kullanarak, özel yetenekler kullanarak beni çok çok ileri itmişti. Geriye itmişti daha doğrusu. Onun dışında... Başka oynadığım bir golf oyunu vardı. Onda da arkadaşım ban yedi benim hesabımdan. Evet, ben golf oyunlarında da galiba pek iyi olmadığım için böyle 3 nedenden ötürü ben golfleri sevemiyorum galiba. Normalde severim. Ya ama çok ufakta bile çok gidiyor. Tamam, sakin. Tamam. Yay, evet. Ha, bir de ben gerçek golf oynayacağım şimdi. Zengin sporu, evet. Şimdi. Müzik çok... Sakin, chill. Abi birden jumpscare yiyecekmişim gibi gelmiyor değil. Tamam, şimdi ben yolumu kaybettim abi. Ben nereye gideceğim? Biraz mide bulandırıcı. Ben bu oyunu bitirme. Ben şey yapamıyorum, reset falan atamıyor muyum? Abi ben nasıl bir şeye bulaştım ya? İstemiyorum kardeşim golf falan oynamak. Allah, delik bile görmüyorum. Deliği nasıl tutturacağım ben onu anlamadım. Aa, gördüm deliği. Tamam. Şimdi Doğukan deliği tutturamadı demesinler diye şöyle güzel bir havalı atış yapacağım. Bak, tam kararında, ayarında. Aa, çok milimetrik bir hesapla şöyle ucundan sonunda. Birkaç yıl aldı ama özür dilerim. Yani birkaç yıl daha alacak. Herkes bu oyunda büyüyecek şimdi. Ekstra yaşlanacak. Bu tam potansiyel. O da olmuyormuş. Hayat çok eğlenceli. Kesinlikle. Yani ne bileyim, arkadaşım benden yardım istesin. Ondan sonra böyle ya ne yapabilirsin ki yani? Ne olabilir ki abi? Çok saçma.
o kadar şey arasında benim yaptığıma bak. Golf oynamak. Tek yaptım golf oynamak. Ve müzik rüyalarıma girecek artık. Özellikle bu kadar korkunç, rahatsız eden, tekrarlayan bir müzik seçtiniz abi. Evet, özellikle seçtiniz, eminim. Evet, yavaş yavaş atmosfer karanlıklaşmaya başladı ama. Şu an kesinlikle düzgün, sakin bir golf oynayacağımıza emin misiniz bu arada? Ben emin değilim çünkü, öyle bir şey olmayacak. Bu golf bozulacak illa bir şekilde. Eğer hakkımızla full oynayabileceksek o çok ilginç olur. Ama müzik tekrar başlama lütfen. Lütfen sus artık. Abi ben çıkamıyor muyum bak? Quit Arcade, evet. Çıkabiliyormuşum. Bir meşekliyim biraz ya. Yapabilecek hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Oynamak zorundaymış gibi hissettim. Tek olay oydu. Ben dedim ki oynamam lazım bunu, koymuşlar. Zaten yok. Ben atmayacağım bir şey. Ben 10 saattir saçma bir golf oyunu oynadığıma inanamıyorum zaten. Ama bütün her şeyde yani maske takınca ben ne oluyorum? O ses ne oğlum? Yazık lan size. Şimdi bunların içinden de mi geçebiliyorum? Aa, bu maske olayı biraz absürt olmamış mı? Ha. Ben şimdi kafadan kontağım. Maske takınca diyorum ki ben duvardan geçebilirim. Maskeyi çıkarıyorum, başka duvarlar kayboluyor falan böyle. Evet, sıkıntılı bir kişiliğim ya. Hani Gregory'yi boş ver. Kız zaten çığlık atmıyor normal bir kız gibi. Ha! Oğlum ses efekti geldiği için korktum ve baktım ya. Normalde olsa asla görmeyeceğim de. Monty'cim nereye gidiyorsun? O topların içerisinden çıkar mısın? Monty! Çıkma, zıplarım ben buradan. Orada da değilsin galiba zaten. Bana bakımayı kes, yardımına ihtiyacım var. Nasıl yani? Nasıl çelişiyorsun ka? Bütün güvenlikleri kapat. Nasıl yani? Güvenlik robotları mı? Olayımız bu mu? Evet, oymuş. Hepsini kapatacakmışız. Güvenlik robotlarının hepsi. Tamam, şimdi babamız biliyor bunları. Gregory de bir şeyleri çözmüş. Ve az önce burada golf oynadık. Bütün golf oynadığımız saha burası. Elektrikli bir kapımız var. Açmayı... Evet. Vay be, Sherlock Holmes. Elektrik yani o kadar saçılmasa acaba ne derdi? Evet, bu şu an acil durum kapanışındaymış bu kapı. O yüzden etrafı gözlükle bakaraktan bakmamız lazım. Tamam, evet, biz de bir dedektiflik yapacakmışız. Tamam, burası eski halini... Aa, burası eski halini gösteriyor galiba. Havalı havalı şeyler. Tamam, güzel, iyi hoş. Şimdi ben buradan geçebiliyorum. Ben çok sıkıldım ama bu arada ya. Şu özellikten. Abi neden yani? Bir maske bana ne yapabilir ya? Ben boyutumu değiştiriyorum. Iyy. Bir yatağına pizza getirmişsin. Yok. Yok, masa çökmüş. Yatak gibiydi. Neyse. Çok yargılamayacağım. Küflenmiş, bozulmuş. Rahatsız edici. Ha, ben oraya giderek bir şey yapacaktım değil mi? Ben onu aldım ve tamam dedim. Şimdi tuvalet kağıdımız, rulo, şunu alayım. Pahalı zaten, cebe attık. Ben bunu tekrar kapattığımda... Ha, burada hediye varmış, onu görmemişim. Aa, çizgi roman sayfası. Bu Gregory ile alakalı şey. Eskilerden. Burada hiçbir şey göremiyorum başka. Ben buradan direkt yürüyebiliyor muyum? Yürüyemiyorum. Yani sadece buna mı yaradı şimdi? Galiba buna yaramış. Topların arasına bakabiliyor muyum? Hayır. Ekstra burada. Oh. Abi ne bu benim yaşadığım şu an? Söyleyin de ben de hani bu maskeden alayım. Nerede satılıyor lütfen?
Bir de arkadaşım soruyor, banka duvarlarının içerisinden de geçebiliyor muymuşuz? Ufak yani arkadaşım sordu. Trajezi maskesi. Tiyatro falan filan, evet. Burada bir şey var mı? Yok. Şimdi burada birkaç tane gücü kesmemiz lazım. Gücü nasıl keseceğimi bilmiyorum. Şu an gerçekten birazcık da az uyudum. Kafam gidiyor. Bu mu? Ha, varilden yani. İyi bari. Yine bir bulmaca. Tamam. Hologramları aynı şekilde koyacak mıyım? Nasıl? Şöyle. Ben bir şeyi mi yanlış yapıyorum? Şöyle geliyorum. Connecting matching holograms. Be careful not cross lines. Ha, bunları birleştireceğim ya. Ben simetrik gitti ya. Tam simetriğini yapacağım falan sandım ya. O benim eşekliğim, pardon. Ben öyle bir şey görünce hani aşırı simetriklerde ben hani simetriğini yapacağım ve simetrik olması hani böyle simetri hastalığı oyunu gibi bir şey düşündüm. Galiba bende var bir şeyler. Simetri hastalığına dair. Tamam. Teşekkür ederim canım Vinci'm, evet. Sırf Vinci çalıştırma, yani içinden falan çalıştırmak yok, böyle havalı havalı hack işlemleri yapacağız. Evet, her yer garip mor çizgi olması birazcık hani ne bileyim Cyberpunk Five Nights at Freddy's 2077 gibi hissettiriyor. Fotoğraf kabine. Evet, ne para kırmıştır bu kabinler ha. Herkesin bir anı fotoğrafı vardır içerisinde. Ben bile yani. Ki öyle yerlere girip fotoğraf çekinmesem bile illa yani oğlum lan anı gel. Hadi fotoğraf çekelim. Sonra herkes kaybediyor fotoğrafları. Mesela benimkinin de nerede olduğunu bilmiyorum. Neyse. Hafızamda. Hafızamda kaldığı sürece. Ya bak tatlıyısın, güzelsin, iyisin ama ben çok sıkıldım ya. Aa bir dakika. Aa bir dakika, nasıl yani? Bir dakika, garip bir varlık hissediyorum. O yüzden hızlı bir şekilde kapatman lazım. Eğer bir sıkıntı olursa 7/24 iletişime geçebilirsin dedi destek hattımızla. İnşallah çeker telefon. Hadi bakalım. Seni buradan tıklayarak mı kapatıyorum? Kameraları... Sadece şu an bir kameramız var galiba. Peki ben bu kamerayı ne yapacağım abi? Ha, sadece bakabiliyorum. Zevkine, öylesine. Başka hiçbir şey yok. Tamam, işler ilginçleşmeye başladı. O zaman buradan... Artık gözük çıkar... Aaa! Oh! 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 Şey, çıkamıyorum. Abi ben şu an ne bileyim arttır. Ne yapacağımı şu an algılayamadım abi. Çok gerildim. Bir de sızdırılan bazı görseller şeyler vardı. Doğru muymuş ya? Of. Böyle bilmiyorum ama Yani ben gerçek hayatta mı yaşıyorum? Sanal alemde bir şeyler mi oluyor? Çok ayrı dünyalar şu an oyun. Biraz kahve içeyim bari. Tamam. Kahve bitti. Benim ses tellerim de yavaş yavaş bitmeye başladı. Burası... Evet tabii ki. Sıkıntı yok. Bu arada destek hattı hiç bakmıyor. Ben destek hattına gidip bir puan vereceğim. Çok kötüydüler. İlk önce oraya gidip bir onu görmem lazım değil mi? Böyle onun bir belirmesi lazım oralarda. Şimdi bunun olayı arkadaşlar ne bilmiyorum. Çok ilginç şeyler oluyor. Bunlar sızdırıldı, oyunun sonu sızdırıldı falan denmişti. Ve doğru sızdırılmış. Yani gördüğüm karakter birebir oydu, evet. Onu size söyleyebilirim. Aaaa! Maskeyi fazla taktığımda mı gelmeye başlıyor?
Eyvah eyvah o zaman. Glitch Bunny'ciyim. Şimdi ben ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ha, bir tanesini ayarlamışım. Tamam, dur. Seni mi yapacağız? Varillerden mi yapacağız? Monty de bir yerden geliyor ama algılayamadığım için. Sol sağ sol sağ. Seni açacağız. Hayır, geliyor. Hadi. Abi abi. Her şey takıldığı için ayağıma. Artık evet. Korkmama başlama şeyleri geldi. Konuşamıyorum da. Sakin. Sakince yapacağız. Belli bir aralık koyacağım arama. Yani ne bileyim, çok geniş alanda değiliz. Ayağıma yıkıntılar falan değiyor, çarpıyor, bir şey yapamıyorum. Maske fazla taktığımızda sanırsam böyle gözükmeye başlıyor ama burası kesinlikle biraz scripted olay, yani yazılmış. Denmiş ki burada bu olsun. Ama ben bu maskeyi takıp aynı bu ayıcığımın demesini istemiyorum bak. Kişisel algılama ama olmuyor be abi. Şimdi ayak bağı olan şu ıvır zıvırdan kurtulmak için bunu açalım. Ve buradan gideyim hemen. Tamam. Ben bunu çıkarabiliyor muyum? Aa, bu kadar mı yani? Ben az önce çok taktığım için mi geliyordu? Ben her türlü yapmamışım. Evet evet, o benim eşekliğimmiş galiba. Bir şeyler anlaşılmaya başlandı. Cupcake, cupcake, elektrik. Aa, bu sadece aktiflerden geçiyor. O zaman şöyle yapacağım. Nasıl yapacağım? Şöyle açacağım. Dünyanın en basit puzzle'ı birkaç saniye böyle dedi ki. Zorum. Tamam. Burayı mı açtık? Abi her şey bir kablo görünmez kablo gitmesin lütfen. Ve bunları tekrar tekrar açıyorum. Hmm. Gittikçe artıyor bu dörde. Ben daha fazla korkmamak için çok odaklandım şu an. Şimdi... Aa, maske takılıymış. Abi artık gerçek veya sahte algılayamıyorum. Dünya çok değişti. Lanet olsun. Şimdi ben nereden götüreceğim? Başka kablo nerede var? İster istemez maskeyi fazla takıyorum yani. Bir bağımlısı oldum ben. Affedersiniz ama yani yaptığınız şeylerden dolayı arkadaşlar güzel ürün çıkarmışsınız. Apple'ın yeni VR'ından daha iyi açıkçası. Baksana duvar arası geçebiliyorum, bir şey yapabiliyorum. Tamam, sen burayı gösteri. Aa, buradaymış lan, aynı yerdeymiş neredeyse. Ben biraz bakan körmüşüm. Tamam, çıkardım maskeyi abi. Şimdi bundan sonra yine seni açmam gerekiyor gerçi. Abi ben şimdi bu puzzle'ları hiçbir oyunda sevmiyorum. Yani sevilir mi, sevmem lazım mı onu da bilmiyorum. Evet, Slow Reverb, Five Nights at Freddy's şarkısı, müzik, YouTube'a yaz abi dinle. Neden böyle Joji'nin şarkılarını yavaşlatıp bir yankı ekleyip sad boy müzik edit yaparlar ya? Aynısı. Aa. Kameraya bak, kapı açıldı. Grogori sen nesin, hayalet misin, neden fısıldamaya başlıyorsun kulağıma ya? Manyak çocuk. Çılgın çocuk! Monty, kanka neden böyle garip hareketler yapıyorsun ki? Ben bir şey yapmadım ya, kendi kendine. Keskin sirke küpüne zararmış. Yani boşuna dememişler. Tamam Grigori, anladım. Gideceğim. Gideceğim evladım, sakin ol. Gideceğim de bu kafama düşmezse. Ben ne kadar yürümüşüm, ben bu kadar yürüdüm mü? Tamam. Bu arada evet, pil mil yok dedik ya. Çok saçma dedik. Olmaz dedik. Pil varmış. Pil bizim mental sağlığımızmış. En azından bunu öğrendiğimiz Glitch Bunny adındaki bir tipin bizi kovalaması gayet okey. Şu an hikaye güzel gidiyor. O kapının ardında neler olacak arkadaşlar? Hiç bilmek istemiyorum. Gittikçe çirkinleşiyor çünkü her şey. Ne haber kanka, iyi misin? Bel fıtığı mı? Bilirim, korkunç.
Pizzalar enfis. Ah. Enes. Enes arkadaşım düştü, çenesini kırdı. Hiç komik bir şey değil. Çok kötü zaman geçiriyor. Çenesinde bir sürü sıkıntı var. Ameliyat olup duruyor. Ama şu görüntü, yamuk çene onu hatırlattı. Daha dün konuştuk, böyle konuşuyor. Ağzında, çenesinde sabitlenmiş şeyler var. Kanka işte falan komikmiş. Bir şeyler konuşuyor ama böyle yani. Kötü ama hani benim 17 yıllık arkadaşım şimdi. 17 yıllık arkadaşım bir şey demiyor zaten. Çok daha kötü espriler falan yaptık. Anlıyor. Bana araba çarptığında da o benimle dalga geçmişti. Yani arkadaşlık bunu gerektirir yani. Ne yapacaksın abi? Şey mi diyeceksin? Yapmacı bir şeyde. Ya çok geçmiş olsun. Ha, geçmiş olsuna gittik. İlgimizi verdik. Adam şu an gayet iyi. Onda sıkıntı yok. Çenesi de düzelecek. Ama ne bileyim, yamuk çene görünce Enes diye isim geliyor be abi. Enes izliyorsa zaten şu an büyük ihtimal şöyle olmuştur. Ağzına sıçayım. Böyle gülmeye çalışıp gülemiyor çünkü. Ağzı açılmıyor ya çenesi. Ağzına sıçayım Rokan. falan oluyordu. Yine ne yaşıyorum ben, görmüyorum ya. Ha, kapı tekme tokat atılıyor. Tamam. Sen vur kapıyı abi. Sen vurmaya devam et. Burada çok top var. Sandrop, Mandrop değil mi? Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Şimdi dünyanın en zor puzzle'ını yapayım da ben bir. O sırada şöyle senden başlayayım. Aa, nasıl çözeceğiz lan bu puzzle'ı? Çok da zor yani. Neden bu kadar zor bir şey koymuşlar ki? Evet. Ben ilk önce gördüğümde Amogus, Mamogus bilinmeyen demişler, karalamışlar. Onun dışında Schedule, Import Panic, Gem. Tamam, bir şeyleri bekleyen bir şeyi aktaracağız. Yeşil bezelye, Pizza Plex'in, aha. Bu ne? Location Package. Bunun fotoğrafını çekeyim ben. Çünkü bunun içerisinde bir gizemdir, bir şifredir, vardır belki. Çünkü bunlar çalışan notları. Çalışan notlarında illa bir şeyler vardır. Ve artık Pizza Plex'e ne olduysa abi, her gördüğüm şey maskeden ibaret yani. Oğlum Enes, Enes toparla kendini Enes. Enes başlangıç. Enes şu an yayında mı? Enes kendine gel. Dur, Enes yayında değilse de bunu Enes'e atmam lazım. Enes. Enes oyuna koymuşlar lan seni. Baksana oğlum. Birebir aktarmışlar lan seni. Şimdi kaydedip Enes'e bir yollayayım da. Ah be Enes. Enes. Kahkaha atacak. Çenesi zor duracak. Hatta sohbeti atayım da. Ara ara tekrar tekrar izleyip gülsün. Tamam. Şimdi ben bunu da görebiliyor muyum maskeyle? Yok. Şimdi benim birkaç şifre daha çözmem lazım. Kablo. İlla bu kablolara dokunmam lazım. Bu kablo ne kablosu onu da bilmiyorum. Bunlar hayali kablo abi. Aslında yok bu kablolar. Pizzaya uzanan hayali kablo. Anlayabilirim. Tamam. Sonra seni aktive ediyorum. Ve en sevdiğim puzzle. Wow. Her geçen gün zorlaşıyorlar. Tamam, ben daha fazla bunu tutmayayım mental sağlık için. Evet. Bu pençeler bu arada Monty'nin kesinlikle. Onda şüphe yok. Bu ne abi? Döşeyelim abi. Reklamı geldi. Aa. Canım benim. Nasılsın? İyi misin? İyi misin bebeğim? Aa, oyun mu istiyor benim küçük köpkem? Ha? Küçük köpkem? Oğlum uzanma lan öyle. Abisi sadece oyun istiyor denen o köpek, evet. Bizim bir tane köpek vardı öyle, zincirini koparmıştı. O da koparabilir bu arada. Zincirini koparmıştı, bir de kalın zincirini koparmıştı. Ve küçük çocukken arkadaşlarım şey yapıyordu. Hey, bu zincirini koparan köpek var ya. Evet, onun olduğu sokaktan geçelim. Böyle aksiyon, challenge, meydan okuma.
Ve yani köpek geçerken böyle duvardan sürtünerek yavaş yavaş geçen köpek şöyle önünde falan zincirle falan yapıyordu. Evet, ben geçemiyordum ama ben çok korkuyordum. Düşünsene abi, ya zincirini yine kırsa, bir kere kırmış yani. Annem de zaten işte yok öyle yer, böyle yer. Annem de yani az değil ki, annem de bütün aklına gelen kötü senaryoları yazdığı için ister istemez korkuyor bir insan be. Zaten kaç yaşındayım? 5 yaşında mıyım? Evet, yine 5 yaş anısı arkadaşlar. Bakın anlatmadığım bir 5 yaş anısı çıktı. Hayatımın tam 20 yılını 5 yaş anılarında gizlemişim. Abi, bu oyunun ses efektleri önden geliyor bak. Önden bir haber veriyor bir şey çıktığını. Ha sen öyle etrafta devam ediyor musun? Oradan buraya gitmeye. Bir dakika, şimdi bu kablo nereye uzanıyor? Bu kablo arkaya geliyor. Şuradan gidiyor. Çok fazla uzanıyor bu arada bu. Bir dakika, mental sağlığımı bir toparlayabilir miyim? Tamam. Devam şimdi. Sana mı bağlanıyor bu? Evet. Bir hacklenme durumumuz olmuş sanki. Bir uyarı aldık abi. Tamam. Sakin. Şimdi yukarı çıkacağım. Sakince inşallah. Abi koşamıyorum ki. Ah tamam, sen en azından görünebiliyorsun. Ben tamamen sıfır diye düşünmüştüm. Heh, seni şuradan aktive edeyim. Güzel. Aa, puzzle yaparken arkadan geliyor hala. Hoş değil işte. Umarım her şey fısıldıyor şu an bana. Oğlum geçemiyor muyum buradan? Ulan yine ne? Ha. O maske takılıyor diyemezsin. Kulağım mı takıldı? Neden geçemedim? Evet, evet. No. It's a dead end. Çıkmaz sokak ha. Tamam, şimdi kameraları arkadaşlar, bu sistem mantığıma yattı mı yatmadı mı bir sorgulamayacağım. Ve oyun boyunca da sürekli dedim bu nasıl sistem falan. Ben bundan sonra pes ediyorum arkadaşlar sorgulamayı. Kameralara bakalım, devam edelim yani. Şimdi İki kameramız var. Anomali bulmuşuz. Anomali nerede? O anomali benim olduğum yerde mi? O ben ne yaşadım, ben görmedim. Ben mi cidden bakan körüm, anlamıyorum. Hey, orada duvarlar var. O yüzden geçememişiz. Ve şimdi burası bir tık değişmiş sanki. Yok, değişmemiş. Oğlum bende bir şeyler, ben değiştim şu an. Ben olmayan şeyler görüyorum. Yeni yerler ekleniyor falan bana. Buradan da gitmiyormuşuz ayrıca. Nereden gidiyoruz o zaman? Ay, böyle dar alanlara da girmeye gerek yok. Anomali kapattığı için biz tekrar mı girmemiz lazım? Alakası bile yok. Ha, direkt buradan geçiyorum. Oğlum ben neden yanımdaki kocaman deli görmüyorum? Superstar Daycare. Aa, bu şey değil mi? Moondrop, Sundrop. Şeyi getirebilir misin? Sundrop, Moondrop taşını. Bütün hediyeleri. Ne zaman imza günü yapsak kitap fuarında işte, o zaman bana Sundrop çizimleri yolluyorsunuz ya da böyle taşa falan çizen vardı. Taşın tam oturan yeri, karanlık kısmı, ay kısmı, genel olarak ışıkta duran kısmıysa işte güneş kısmıydı. O tarz şeyler çok tatlıydı yani. O çok hoşuma gitti benim. Böyle hediyeler veriyorsunuz, onları bayağıdır saklıyorum zaten. Hani öbür imza günleri, bayağıdır imza günü olmadı ama gelirseniz böyle küçük küçük hediyelerinizi saklıyorum. Merhaba dostum. Merhaba. Merhaba, dönecek misin? Dönme. Abi biri kolunu unutmuş. Tamam. Ama merhaba. Sundrop Mandrop anı mı? Ben hiç istemedim ya. Ha yani şu şekilde buraya girip ya, hayır ya. Nasıl da geliyor, nasıl da ses.
burada parçalamış hatta. Bunlar ne bak, bu animatronikler bile bak kurtulma savaşı vermiş. Pençelemiş. Bu durumda herhalde benim halime vah vah vah. Baksana. Animatronikler. Yaramaz çocuk uyku vakti. Yok, ben almayayım. Ben anaokulunda değilim abi. Anaokulunda çok çektik. Zorla uyuturlardı, başımızda da dikilirlerdi. Ben almayayım. Alacağım gibi bir tık ama almayayım. Enes? Enes sakin ol. Tamam, buradayım. Enes, gözlerine ne yaptılar söyle. Rümelin akmış Enes. Hayır, çok fazla Enes var burada. Şimdi ben etrafta yine Moondrop, Sundrop. Ya Sundrop göreyim de Moondrop görmeyeyim. Bekliyordum bir tık. Ha, şu an kişilik bozukluğu var. Tekrardan başlatılmamız lazım ve bir bütün olmamız lazım diyor. Artık şey mi, kafası dönerek değişiyor, gözlerinde ufak ışık. Nasıl uçabiliyorsun abi peki? Ben şunu göstereceğim arkadaşlar, bakın. Böyle bir şey yapılmıştı. Bu taş arkasında da bu şekilde ay var. Bunu koyduğunda böyle güneşte duruyor. Ama genelde böyle karanlık tarafı da var. Ve bu bir taşa çizildi. Bunun gibi bir sürü farklı şey var. Tamam, tamam. Takmadım maskeyi. Ben neredeyim? Ben maskeyi taksam tekrar... Nasıl geçeceğim ben oradan? Tamam. Ah. Tamam. Bu sadece ufak bir kabustu. Hiçbir şey yok. Uyandın ve... Anne diye bağırdın ve uyumaya başladın annenin yanında. Sıkıntı yok. Kameralar gittikçe artıyor bu arada. Şimdi benim kamera... He. Ben nerede olduğumu biliyor muyum? Ben sen buradasın diye gösteriyor mu? Ben burada mıyım? Ha, ben buradayım, bu benim üstümde mi? Şurada bir yerde. Aha, direkt orada. Ama bunun bir kişilik bozukluğu başlamış. Mesela... Uzun süredir, baya uzun süredir güneş gün yüzü görmemiş. O yüzden bir sıkıntısı var. Şimdi bunu anlamadım ne demeye çalıştığını. Anomali. Tamam. Anomali. Tam ne yapıyorum ben anomali olarak onu anlamış değilim şu an. Evet, anomali algılanıyor. Ben o anomaliye bir şeyler yapıyorum. Mesela burada ay anomalisi. Tamam, bunu yok ettim. Ardından bu güneşe geleceğim ve güneşi halledeceğim. Aynen, tamam. Anomaliler bir tıkta bir şeyleri düzeltmek için ben maskeyi unutuyorum be abi. Maskeyi unutuyorum yani. Tamam. Lanet olası, tamam. Maskeni de al, kendin de al git ya. Sürekli ne kadar şeker şeysin lan sen? Ne haber kafasız? Şimdi neyi nasıl gördüğüm yok, ben şu an maskeyi de kapatıp açamıyorum. Ha, ben atlayabildiğim ufak yerler mi gözüküyor yanlarda? Emin olamıyorum ki. Şu an kilitlendi orada maske direkt. Oo, bu arada yani ben üzülüyorum be sana. Üzülüyorum be sana. Sundrop'a. Güneş olan. Ah be. Acı çekiyorsun. Düşünsene kendi bedenindesin ama acı çekiyorsun. Zorundasın.
Ben o zaman o kenardan köşeden atlamayı deneyeceğim gibi. Bana da geliyor bir şekilde. Mesela buradan şöyle gelsem. Ha buradan. Bu şey bana Batman'in Arkham Knight oyununu hatırlattı. Arkham Knight'ta Batmobile yapmışlardı. Batmobile için her yere Batmobile'le gidiyordun. Bunda da bir maske yapmışlar. Her yere maskeyle gidiyorsun. Ah bak nasıl da sinirlenmeye başladı Aycığım. Aycığım sen birazcık daha ışık göreceksin. Ben jeneratörleri tane tane açacağım. Bu arada Gregory öldü ve sinir... Maskeyden mi konuşuyor? Maskeyi aldığımızdan beri sanki sesi bir tık arttı. Olabilir mi böyle bir durum? Vay be. Çalışanlara bak. Roxy'nin fotoğrafını böyle koymuş abi. Bir yandan çalışıyor böyle. Bir yandan Roxy izliyor. Öyle bir mega stardı yani kendisi. Sonra yüzü falan dağıldı. Bir şeyler oldu. Trajik hikayesi Roxy'nin. Tamam bizim koşmamızı ben bitirmeyeyim. Sıkıntı çıkmasın sonradan. Onun dışında benim başka jeneratör... Ay bir şey geliyor sandım. Aa jeneratör tabi bu ne? Hey başka bir anomali mi şey yapacağız? Bu da yukarı doğru yükselen bir şey var. Zıpladığımda beni fırlatacak mı? Yok. Mentalimiz o kadar güçlü değil herhalde. Abi ben böyle dar alanlarda hiç yolumu bulamam ki. Bir de yani poz veriyor böyle heykel olarak dikiliyor ya. Bir süre boyunca. Odanın derecesi gittikçe artıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ve hem korkuyla gerilim böyle hafif hafif artarken... Bir yandan da oda sıcaklığı artıyor ki çünkü etrafta işte Bursa'nın inşaatı biter mi? Dara dara bam 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 hiç yani ben şu an yayın yapamam. Öyle bir durum. O zaman yine şuradan anomali avlayacağız. Ben tekrardan açayım. Anomali burada algılanacak bir yerde ama ben maskeyle mi girmem lazım buna? Takacağım. Ha buna öyle giremiyorum. Peki buna nasıl ne yapacağım? Jeneratör. Jeneratör yukarıda var. Biz bunu açtığımız jeneratör mü? Değil galiba. Öyle mi? Solda şurada varmış işte. Burada varmış. Buradan giriyorum. Buradan çıkıyorum. Buradan zıplayamıyorum. Buradan geçebildiğim neresi var ki? Burada bir yerde jeneratör çünkü. Hey. Seni kullanmamışım. Tamam. Şimdi anomali var. Burada güneşi alıyoruz. Ama bizim bu bot engelliyor. Bot nerede? Mental sağlığım gitti galiba. Tamam botu bulduk. Ondan sonra abi sürekli bu kameradayken çıkmam gerekiyor mu? Sonra güneş seni seçiyorum. Ha, sonra orası yok oluyor. Tamam. Bir tık daha algılanabildi. Kardeşim artık yani farklı bir poz ver, bir şey yap. Sürekli aynı pozlar ya. Sıktın. Ama çok da rahatsız edici, pis sapık böyle çirkin bir şeysin yani. Maskeyi de kapatsam keşke, kapatabilsem istediğim zaman. Bazen kilitleniyor. Vay, bak farklı poz dedik, farklı pozlar vermeye başladı bile. Eyvallah, dinlediğin için çok teşekkür ederim. Geri dönütlerine dinle... Yani böyle olmalı insan ya. Her dönütü de dinlememek lazım. Tabii kendi kişiliğini bozarsın insanlar çünkü çok konuşur. Ama bazen de hani kendi değerlendir. Peki ben buraya gelip ne yaptım? Ben buraya gelip hiçbir şey yapmadım. Gregory'nin sesine benzer ama bir yandan ağlamaklı sesler geliyor. Tamam. Abi ne zaman şu kaydıraklardan geçsem direkt Sandrop Mandrop abi atlayacak üzerine. Net. O hisset. Daha fazla güneş yok. Daha fazla ışık yok. Tamamen gece. Yok. Ya öyle hemen konuşmayalım be abi. Yavaş yavaş açacağız. Bütün oyun boyunca bu arada
Şey olsa güzel olmaz mı? Bu ayı tamamen yensek, kişilik bozukluğunu atlatsa ve birden sadece bizimle arkadaş olan bir güneş olsa. Çok tatlı olurdu bence. Zaten seviliyor. Ekstra böyle bir sevilirdi adam be. Ah! Tatlıymış. Bir bagaja falan sığdırabilsem alırdım yani. Koskocaman birebir hayat boyu Freddy. Life size. Hayat boyu, evet, direkt çevirdim bu arada. Gerçek boy değil yani, birebir değil. Evet, ben nerelerdeyim şu an? Asla da hani bir gerilimi de yok ya, boş boş. Şu an sadece dolanıyorum. Ha tabii, ışık kapatayım da ben, şu götümüzü ısırmasın. He, ne haber? Nasılsın? Aa, reset atacağım şimdi, evet. Devreleri bak, bazı devreler kopmuş bile. Gözüküyor yani. Aynen. Aa, tutulu mu oldu lan? Güneş tutulması oldu birden. Bu arada daha kötü oldu gibi. Eclipse neydi bu arada? Güneş tutulmasıydı değil mi? Güneş tutulmasının mantığı nasıl çalışıyordu? Yani şu noktada ortada. Hayır, espri falan değil oğlum. Bildiğin güneş tutulması yani. Ama hangisi daha baskın? Hangisi hangi konumda? Ay güneşin önüne geçiyor. Evet işte, ben de onun için dedim. Ay güneşin önüne geçiyor. Ama neden ismi öyle değişti? Hani mantık aradığımızda aslında şu an ay bizi. Evet. İyi davranıyor gibi abi. Güneş de bir parçaydı. Aslında direkt aya geçseydi büyük ihtimal bizi oracıkta parçalara ayıracaktı. Ama güneş de olduğu için bu güneş tutulmasında bizi şey mi koydu? Hani bu elemanlar zaten sıkıntılı. Bizi bunlarla bıraktı ama bir yandan da iyilik yaptı. Anında öldürmedi falan gibi şeyler. Bak. Sanki bir yerden yakaladık ama bunlar da bizi yakalayacak, değil mi? Çünkü bunlar arkadan yürüyen, böyle dokunmayı seven bazı sapık adamlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın beyefendi? Abi kambur durma lan. Kamburun çıkacak. Şimdi burada ne varmış? Daha fazla kablo. Buradan ne, nereye? Hareket etme sesi miydi o? Abi bu kablo nereye uzanıyor lan? Ey maşallah. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bunlar değil, değil mi? Bunny olsun. Şu anlık sadece Bunny olsun. Abi memnun oldum. Nereye uzanıyor bu kablo? Seni toplayalım da ne olur ne olmaz. Tüm bunların dışarısında. Oğlum ben elektrikçi miyim? Neden böyle şeylerle ilgileniyorum ki sürekli? Doğru, maske. Tamam. Siz de bir noktada hareket edeceksiniz. Büyük ihtimal bir gücü açacağım ben. Ve siz o zaman sıkıntıya gireceksiniz benimle. Şu an iyiyiz, hoşuz. Sıkıntı yok. Bir kablo daha mı oraya gidiyor? Şaka mı ama bu ya? Ha, kaç kablo oraya gidebilir ki? Neden kabloları absürt yerlerden uzattınız? Ben onu anlamadım. Tamam, bu buraya geliyor. Burada açtık hatta. Ya da o kablo... Tamam. Evet, şu an bir tık sıkışmış hissediyorum. Evet, bu da bir durum.
Ben mi göremedim? Neyse ben ileridekini yapayım, buna geri döneceğim. Şu an bir gerginlik var. O gerginlik benim beyin hücrelerime, nöronlarıma vuruyor ve ben hiçbir şey düşünemiyorum. Elektrik akımı yok abi. Beyin işlevini yitiriyor iyice. There's another one of those signals. If it's anything like Montegolf, it must lead to whatever's locking the theater. Tamam, belli bir sinyal varmış. Gideceğimiz yollardan bir tanesi işte Roxy'nin yeri, neyse işte ya, o kadar gerildim ki unuttum ne tam çevirirken. O zaman buraya mı gireceğim? Ha, burası entrance, giriş olaraktan bir tane ufak berbat bir güneş logosu var. Burada biraz durulduk abi. Ama halledeceğiz. Bu kablolardan biri böyle çok çok... Şerefsiz. İstemiyorum. Ne? Bir dakika. Vanny sürekli olarak bir yerlerden geçip böyle hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu ya. Sebebi bu muydu abi? Yani bunlar hiç sorun değil miydi onun için? Anladım. Anladım. Çok ilginç şeyler. Çok ilginç şeyler görüyoruz şu an. Tamam, o zaman ben bunu takıyorum abi. Sen jumpscare atmazsın değil mi lan? Evet, atmıyorsun. Ben buradakini açtım diye biliyorum ama bu kablo hala bir yerlerden gidiyor. Aa. Ben buradaki kabloyu anlayamadım mı? Cidden ben burada bir kablo var ama anlamıyorum kablonun nerede olduğunu. Tamam, buradan geçiyoruz. Burada özel bir kutumuz vardı, onu aldık. Sonra burada, ha, ben burada gücü açmamışım lan. Bu güç başkaymış. Tamam, bunu koyalım o zaman. Tamam, buradan güç vermem illa lazımmış. Mı? Lazımmış mı? Evet, bununla beraber aktive ediyorum üçüncüyle değil mi? Aynen, bağlantı kuruldu. Evet, kablo oraya da uzanıyor diyordum ya ama ne olduğunu anlamıyordum. Böyle garip ufak bir şey yapmışlar, evet. Evet, benim daha fazla bu pozisyonda kalmamam lazım. Birazdan mental evet. Ben ne yapacağım o zaman? Evet, bu hiç hoş olmadı. Tamam, sen kanka dur orada, tamam mı? Belki şey ya, süt gibi. Böyle bakıyorsun, duruyor, arkana bir dönüyor, pat diye kayboluyor. Zaten komşunun erkek kedisi böyle bir onu cezbetti. Komşuya falan kaçmaya çalışıyor böyle. Kızım be. Kızım be. Arkadan bir şey geliyor değil mi şu an? Tamam, kendi çaplarında takılıyorlarmış. Tamam. Oo. Güzel nostaljik böyle VHS kaset. Aa, burası eskiden sinema salonu muydu? Yani şey olarak burada biz kaçmış mıydık? Evet arkadaşlar, sinema salonu oldu, doğrulandı. Bakın, sandalye ve bir koca ekran. Çok kral hareket ama ya. Biri oturmuş burada, kendi koltuğunu ayarlamış ve bunu izlemeye başlamış yani. Biri bunu yapmış. Ve bir animatronik yapmayacağına göre yine aynı şeyler. Tamam, şimdi ilk önce bu anomaliyi yok etmem lazım ama güneş engelliyor. O yüzden ilk önce güneşi bulmam lazım. Bu bir tık daha böyle benim bakan kör gözlerimden dolayı anlayamıyorum. Evet, burada güneşi yok ediyorum. Ah! Fark ettiniz mi? Gregory bir yerden kaçarken
gözüktü az önce. Evet. Aynen Kerem, bak Kerem de yakalamış. Grigori koşuyordu dedi. Belki ben bir tık daha geç yakalamış olabilirim. Tamam. Güneşi burada yok ettik. Ondan sonra ayı yok ediyoruz. Ha, güneş mi engelliyor? Ha, hepsini tekte mi yapmam lazım? Güneşi yok ediyorum. Ondan sonra cuma buraya geliyorum. Ayı yok ediyorum. Tamam. Ondan sonra buraya geliyorum. Bunu anomaliyi yok ediyorum. Birazdan öleceğim galiba ben ama. Tamam. Sakin. Şu an ne yaptığım hakkında fikrim yok. Zamanla yarıştığım için hiç incelemeye fırsatım olmadı. Şimdi bakalım. Etrafa bir bakalım. Ne var ne yok. Burada aradan girebiliyorum. Hayır, giremiyormuşum. Ben buralarda Monty'nin sanki beni kovaladığını hatırlıyorum bu arada. Yoksa sinema salonu olması lazım. Hey! Baksana Scooby-Dooby-Doo. Ah, çok tatlı lan. Sen değilsin. Nasıl da hareket edecek şimdi? Eminim. Bunları bol bol koymuşlar şu maske var diye. Bu maske bittiği bir yer olacak. Yetersiz kılınacak öyle bir şey, öyle bir dizayn yapmışlardır ki. Sadece ağzımız açık, öylece bakacağız. Güzelmiş. Kaptan Foxy. Vay be. Bunu bir an tilki sandım. Çok tilkiye benzedi. Aslında küçük bir çocuk olsan ve burada kapalı kalsan, hani bir yandan da korkarsın ama bir yandan da eğlenirsin be. Oyuncaklara falan, gerçi eğlenmezsin ama ben çığlık çığlığa ölmeyi beklerdim herhalde. bir dakika, bu parçalar normalde yok mu? Yok. Ve burada normalde o ben gelecekle geçmiş arasında bağ mı kuruyorum? Ve sadece buraya çıkmamın sebebi bir ufak ödül için miydi? Bu kadar mı? Biz şu delikten mi geçmiştik? Hayır. Merhaba. Tamam. Bak burada böyle uçan ufak partiküller var. Onlar açamadığım şeyler mi? Lan be, çocuklar burada neler. Tamam. Çocuklar burada neler çizmişler. Böyle baksana. Buralarda çizimler yapmışlar. Bunlar çocukları öldürüyor falan. Böyle bir yandan yani üzücü. En sevdiğin animatronik böyle seni öldürüyor. Son sahnede gözün içine bakıyor ve soğuk kanlılıkla parçalıyor seni falan. Yani bir çocuk için ölebilecek en kötü yol herhalde. Ama yani bak, kostümler falan maskotların giydiği. Burası herhalde maskotların giyindiği bir alanmış. Neyse, ben fazla incelemeyeyim de. Ben bunu çözdüm. Burada ufak bir kablo tavan arasına gidiyor. Tavan arasında bir şey yok. Buradan çıkıyorum. Siz evcilik oynuyorsunuz. Oynayın abi. Kapıyı çalayım mı? Oynayayım mı ben de sizle? Tak tak tak. Hiç yokmuşum gibi davranıyorlar. Kanka sen de çıkma be artık. Ben bu arada anlayamadım. Bu ışıklı topa mı bakacağım? Ne yapacağım? Buradan mı gideceğim? Ben neden oyunlarda yol bulma özürlüsüyüm? Tamam, buradan çıkıyorum. Koşuyorum buradan. Aynen. Bu perdeden zaten geçilmiyor. Burada bir şey yapamıyorum. Şifreli bir şey buldum. Ben burada bunu kapattığım zaman burada başka bir. Buradan çıkabiliyorum. Bir tık. Ama bir tık. Bundan sonra o kaç yaşında çocuğum yaptığım parkur hareketlerine bak. Bence gayet yeterli. Geri mi dönmem lazım? İlla odaya girmem gerekiyor gibi hissediyorum. İşte video olsaydı zing 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 bunlar kesilmişti. Doğukan'ın kayboluşları yok. Nerede onlar? Doğukan'ın gereksiz vakit harcamaları yok.
Arkadaşlar bu da bir süreçtir. Ne kadar acı çektiğimi yavaş yavaş görün. O arkada sinsice belirmesi çok hoşuma gidiyor. Çok karizmatik bir karakter. Ha doğru lan. Ben birçok şey aktive ederken bir tanesini yaptım. Ben illa bir giriş aradım orada. Aha. Bir dakika. Nasıl? Gerçekte bu yok mu? Ben buradan zıplayıp geçebilecek miyim? Bayağı karizmatik. Attack on Titan 5. sezon. Yani o zaman buradan geleceğim. Oradan sırtına falan atlayacağım. Yani o tarz bir şeyler. Aynen aynen. Hop mideye. Hop. Step Rhyme Stack. Ne oldu şimdi? Abi. Girdiğimiz yere bak. Çöp leş leş leş. Daha mutfakta 2 gün önce kırdığım yumurtaları böyle çöpü bir açıyor. Bu kaç gündür burada acaba? Galiba gerçekten animatronik midesine indik iyice. Ha ne kadar şanslı bir insanım ki Monty Gator Golf'ün tam nokta atışı düştüm abi. Zaten birçok paralel evrenin içerisinde en olumlusunu izliyoruz biz. Tabii ki her film, her oyunda olduğu gibi. İmkansızlıklar geliyor. Vay be, Monty'nin gençliği bak. Bir zamanlar. Toy bir çocuktu. Eline gitarını aldı. Ve hayallerinin peşinden koşmaya başladı. Bir yıldız olacaktı. Ve onlar gibi olacaktı. Bunny o zamanlar... gitaristti ve onun yerini almak istedi. Aa Bunny hatta gitarını Monty'ye veriyor. Tamam. Bak tam hikaye tutuyor şu an. Hatta Roxy onu tıraş falan ediyor. Tipe bak. Ne kadar sevimli lan. Saçlar falan yapılıyor. Sonra ne oldu? Kel mi kal? Ne oldu? Sonra bir rockstar oldu be abi. Şu havaya bak. Önceden tahta gitarda çalıyordu, şimdi elektro gitar, her şey tadında. Ben sardı yani. Abi şu deliye bakmayayım. Bakayım mı? Bakmayayım. Hikaye abi sonra ne olmuş? Çekirdek şıtlayarak tekrardan ne olmuş? Bitti mi? Bu kadar mı? Ama Bunny'e bir şey olmuş orada yani. Bunny o gitarı verdikten sonra kolunu vermiş ve o kol kapılmış. Tamam. Ufak bir düşüş. Zaten bence artık gerilmene bile gerek yok. Kesiticiğim. Ne gerek var ki? Gregory, I made it to catwalks. You said I could get to the raceway from here. Hold on. Tamam, şemalar varmış. Bizim yolumuzu bulmamız lazımmış. Tekrardan işte güvenlik noktacıklarını kapatmamız gerekiyormuş. Şimdi burada benim ne işim var? Tracking controller. Ne olduğunu bilmiyoruz onun daha. Onunla ilgili bir şeyler yapacağız. Tamam, sıkıntı yok. Ah be abi, burayı hatırlıyor musunuz? Burada ne çığlıklar, ne koşturmalar. Çok korkunç bir yerdi burası. Final bölümüydü. Monty ne kovalamıştı. Hop. Görüşürüz. Burası neresi? Ben buradan koşup kaçamam herhalde ya. Evet, yerler kaygan bu arada. Yerler bayağı kayıyor. Benim tikim olan sesi çıkarıyor bu arada yerler. Çirkin. Mümkün olduğunca yere değmemem lazım şu an. Burası da aynı değil mi? Buradan koşacağım. Buradan devam ediyor. Kayma be abi. Burada bir jeneratör var sanki. Yok. Şöyle gitsem. Şuradan, evet buradan dolaşabiliyormuşuz. Oğlum çok şey var ya, çok fazla şey var. Ay. Bak o ses çıkmasa her şey çok iyi. Her şey çok iyi. Ama çıkıyor. Ne yapıyorsun kanka?
Kimden saklandın? Yiğitcan markete saklanır. Ah be abi. Dün arkadaşlarla bir araya geldik. Küçüklük anıları falan dinledik de böyle. Ha, bu arada yanlış yaptım. İlk önce bunu yapacağım. O geriye kadar düşecek. Şöyle. Sonra buna başlayacağım. Sonra bir de bunu yapacağım. Aynen. Azıcık saniyeyle, milisaniyeyle çuvallıyordum ama fazla yüklediğim için. Bunu yaptıktan sonra burada neresi açıldı? Buradan arkaya atlayabiliyor muyum? Hayır. Atlayamıyorum. Burada güvenlik kameraları var. Dar alanlar yok. Öyle aralardan geçemiyoruz. Bu bize nereyi açtı şimdi? İlk önce bu kamerayı açtık. Bu kamera içerisinde görüşümüzde bir şey yok. Vay be. Ya neden insanın tiki? Tut. Hayır. Kayıp düşer misin? Mağara adamı gibi görüyor. Oğlum ben nereden gideceğimi anlamadım ki. Ya Monty'ciğim en çok sen biliyorsundur. Nereden gideceğim? Camiye arkamı alıp falan. Kokluyor mu bir de lan bakan kör? Bir aksiyon yaratayım, bir şeyi yaşatayım dedi, kaçtı gitti ya. İlginç adam. Bayağı ilginç bir adam. Kayıp düştü ya. Bilmiyorum, bir şeyler oldu. Ben buradan koşup karşıya geçebilir miyim? Geçemem. O ben nereden geçeceğim? Ben neden oyunlarda yol bulmada bu kadar kötüyüm, korkuncum? Anlayamıyorum. Bana yol gösterin lütfen. Tamam bu jeneratör. Tamam bu jeneratör açılmıyor. Tamam burada bir tane ateş eden bir şeyimiz var. Burada yer kayıyor. Buradan düşersem zaten kimse beni kurtaramaz. Bunu ittiriyor muyum? İttiremiyorum. Ve maskeyi taktığımda da farklı boyuttan bir şeyler de göremiyorum ama şu tikim olan ses bir daha çıkmasın. Yeter. Buradan geçemiyorum yani. Bundan sonrası tıkanıyor. Atlayacak mıyım buradan? Aşağı mı atlayacağım? Buradan imkanı yok bak. Maksimum zıplayışım bu. Maksimum. Daha fazlası yok. Keşke tikim olmasa da ekstra olarak rahatsız etmese. Burada da bir şey yapamıyorum mesela. Bu burada tamam. Burada da bir şey var. Ya. Şaka mı? Bir dakika, bir şey algıladım galiba da. Eğer öyleyse çok sinirleneceğim. Çok sinirleneceğim. Şimdi ben buraya geliyorum, maskeyi taktığım zaman. Ya da takmadığım zaman, emin değilim. O zaman mı çalışıyor? Kafayı yiyeceğim. Maske, canım maskem. Yeter be. Öyle absürt yani. Benle bir öyle bir böyle oyun oynama be. Kendimi çok kötü hissediyorum bak. Hani daha komplike şeyler bekliyor zihnim, anladın mı? Abi hürmetler, saygılar. Saygılar. Ben buradan devam. Burada yol var değil mi? Var. Artık şey diyeceğim. Bir şey olmuyorsa oyun onu yapmıştır be abi. Oyun her şeyi biliyor. Her şeyi zaten bizim için tasarladı diyerekten devam edeceğim. Evet. Nefret ettiğim sesi daha ne kadar duymak zorundayım? Bütün bölümü de öyle dizayn etmişler ya, sırf ben oynarken acı çekeyim diye. Tamam, şimdi bu topa yardıracağız.
Tamam abi. Ben şöyle bir keskin nişancı olaraktan hızlıca vurayım. Sonra buraya gelelim. Bu böyle mi açılmak zorunda? Pek bir alakası var mı? Bir daha normal bakayım. Şimdi çok fazla kamera varsa eşleştirme oyunu yapıyoruz gibi geldi bana. Ama yapmıyoruz sanırsam. Sadece kameralara bakmak için. Bunun ardından nerelere gidebiliyorum? Tamam. Bir tane daha güç eklentisi açıyoruz. Sıkıntı yok. Şu ana kadar kaç güç eklentisi açtık onu tam bilmiyorum ama. Ve buna tekrar bakmam lazım. Kamerada bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Şu ana kadar kaç güç açtık chat? Ona bir bakmak lazım. Ha, buradan zaten bunu açtım ben az önce. Gitmediğimiz başka neresi var? Oğlum neden herkes bir... Bir ha. Sorduğum soruyu... O kadar az aç... En az iki açmışızdır ya. İki veya üç bekliyordum da bir beklemiyordum. O yüzden bir şaşaladım, anladın mı? Neden bir? Oğlum 10 saattir ben o şeyi bulamadım ya. Gerçekten çok uzun zaman gibi hissettirdi o yüzden. Tamam, buradan devam. Ya bu ne abi? Evet, ben de kusacağım yakında. Yani küçük bir çocuk olsam, aileme bunu anlatsam direkt olarak derler ki gel sana bir psikiyatriye götürelim. Asla da inanmazlar. Gerçek bir insan ya, yani ben bir ya, yani gerçek bir insan. Küçük çocuklar asla gerçek değil. Şey, yani böyle yetişkin bir insan olarak da söylesem yine inanmazlar gerçi. Şöyle abi, bir tane kitap vardı. Kitabı söylemeyeyim çünkü sonunu şey yaptığımda anlamı olmaz. Bir deney yapıyorlar. Deneyde fazlasıyla oksijen salınaraktan işte insanların o mental seviyesi bir ölçülüyor. Fazla oksijenli daha mutlu oluyorlar vesaire. Hayat güzel oluyor. Bunları yalanlarla kapatıyorlar. Biz de o yalanların içerisindeymişiz gibi. Toksik bir gaz etrafa salınmış. Biz onu soluyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kendimizi böyle ilginç hissediyorum. Abi şimdi ben portaldan ışınlandım. Sen böyle C yaptın. Ben ne yapayım? Arkamda da boşluk varmış. Ya ben ne yapayım? Yani arkamda göz yok ki benim. Şimdi bütün hepsi gidip hiçbir şey kalmadıysa elimde, ağlayarak artık sadece önüme bakacağım. Üzdün. Cidden üzdün. Lütfen hayır. Lütfen hayır. Bu ne zamanın şeyi? Bunu açmışız. On bari yolumun üzerine koysaydın bir adam. Yolumun üzerine koysaydın. Nerede olduğumu bilmiyorum şu an. Monty'yi aldık, sonra buradan gidiyoruz, tamam. Bir çığlık seslerine doğru gitmem gerekiyor gibi. Hah, tamam. Gözükmeye başladı. Geldi benim mental çöküntü perileri. Devam. Oh, küçük değil. Hop. Yine. Abi ağır ağır kulak çınlatmamı istiyor. Abi Monty mi koşuyor? Ay ama yani ayağı, bir dakika, alt bedene mi koşuyor sadece acaba? Kafayı yiyeceğim ya. Ya tamam. Bastığım yere bakacağım abi. Abi bir insan neden her döndüğünde düşer ya? Kafayı yer. Kim duş almadı? Bilmem, ben aldım. Ama çok sıcak. Çok sıcak. Kesinlikle çok sıcak. Duş almanın bir anlamı var. O da yani az bir kokuşmak, normalde çok kokuşuyorsun. Tek farkı bu. Her türlü bir kokuşacaksın ya yani bu sıcakta. Bugün hava en güzel hava. Ve 31 derece şu an odanın içerisi.
Normalde odamın içerisi 36 derece oluyor. Evet, 36 derece. Ne kadar güzel. Korkunç. Cam açık oluyor falan. Şu an yayın için bu arada ekstra olarak cam falan böyle kapalı. Çünkü dediğim gibi inşaat sesi dan 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 bir sürü ses geliyor. Böyle güzel. Tamam. Buradan da düşmedik. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bir daha düşersem zaten. Ben bir dakika, o kadar yer ışınlandım ve döndüm dolaştım. Aynı yere mi geldim? Olmamıştır öyle ya. Olmamıştır öyle. Yok yok, olmadı öyle. Olmadı ya. Evet. Olmuş. Olmuş. Abi bak, şöyle bir delik gördüğünde bu adamın geleceğini şey yap. Bu adam böyle delikli yerlerde durmayı çok seviyor. Özellikle. Sana güç bağlamış mıydım? Bağlamıştım. Kızda da artık refleks olmuş. Gördüğü an böyle çıkarıyor, duramıyor böyle yani. Alakası olmamasına rağmen. Abi ben o kabloyu bulana kadar... İşte videoda 3 dakika izleyeceğiniz yer gerçekte ne kadar sürüyor anı. Abi birkaç yıl sürüyor, evet. Ama yani bölüm tasarımı da takdir ederseniz ki korkunç değil mi? Hani yolumu ben burada çok kolay bulurum diyenler, ben çok kutlarım sizi. Ama yani %5 falansınızdır. Baksana abi, gittiğim her yer çıkmaz. Her şey çıkmaz. Buradan mesela portal olabilirdi. Bak tam o kısma gidiyor. Ben az önce fazla ışınlandım. Böyle ışınlanmanın o farklı havasına, atmosferine kapıldım. Oğlum geçebilir miyim lan? Yani bir daha bu arada bulamazsam yayını kapatacağım sinirlenip. Şuradan gidiyorum. Freddy var mı oyunda? Şu anlık göremedim. Şu anlık hiçbir yerde gözükmedi. Gregory ile Freddy zaten kaçmıştı. Biliyorsunuz. Ama kendilerini göremedik. Öyle bir durum olduğundan dolayı ucuna. Şu an hiçbir fikrim yok. Çünkü Gregory burada. Demek ki kaçamamışlar. Demek ki bir şey onları geri tutmuş. Ya da geri gelmek zorundalar mıydı? Freddy'nin pilinin bittiği bir son var ya, belki onunla alakalı. Bu arada ben gerçekten burayı bulamıyorum. Ben gerçekten bulamıyorum. Bulamıyorum. Abi. Bilemiyorum. Şu an sıkıştık. Özür dilerim. Ama oyun çok garip şu an. Portalın nerede olduğunu bulamıyorum şu an. Portalın sol, bak. Anlatın abi, camiye arkana al. Buradan git, şuradan git. Biri anlatsın. It looks like that target's connected to the raised catwalk. Ya bak. Oyundaki kız da diyor. Aa, bu buraya bağlanıyor galiba dedi. Hani anlıyorum kardeşim, anlıyorum da yolu bulamıyorum be. Ha, iyice bizi de gerizekalı yaptınız. Ya ben sadece 3 boyutlu yol, yön bulma duygusu körelmiş yani biriyim. Gregory bile sinirlendi, abi ne bekliyorsun falan diyor. Gregory bak kardeş, kurtarmaya geldik, bekle. Allah Allah ya, biz de sanki şeyiz yani, zevkine yapıyoruz. Aslan parçası beklemiyor. Buradan atlayacak mıyım? Atlayamam katiyen. Bunny'e ne oldu? Bunny'e ne oldu abi? Çok basit bir cevabı var. Bu abimiz Monty diyor ki, kardeş diyor, ben senin yerine geçeceğim. Ben seni çok seviyorum. Sen bir öl. Falan filan, bu tarz bir şey. Şu an tek uydurabildiğimiz kalıbına uyan hikaye bu. Başka hiçbir şey yok. Abi. Abi. Doğru yolda mıyım?
Abi şurada durduralım. Bundan sonra nereye gideceğim? Yok değil mi? Yok. Bir ışık lütfen, bir ışık, bir ışık göreyim. Ben az önce gittiğim portalı bak, aynı yerlerde dolaşıyorum. Bak buraya geldiysem, burada bir kablo varsa, burada bir yerden geçtim ben. Ha sonunda, lütfen, lütfen. İlla geçmek zorunda mıyım bunlardan? Hadi bir kere daha geçeyim, bir daha geçmeyeceğim. Hadi lütfen. Kablo burada bir yerde olsun lütfen. Galiba burada bir yerde. Sonunda. Sonunda. Abi ben her oyunda böyleyim ya benim. Bak normalde şöyledir. Arkadaşlarım yolu bulamaz. 3 boyutlu, gerçek hayatta 3 boyutlu hafıza olarak pek kuvvetli değil arkadaşlarımın işte. Ama oyunlarda felaketler. Ben de oyunda böyle şeyim yani. Anlamıyorum. Küçük kedi yavrusu. Hiçbir şey yok. Ama siz mesela sıçansınız ama şeyden dolayı değil. Siz sıçansınız diye değil. Sıçanlar yolu buluyor ya her türlü. Yetenek olarak yani. Ben o zaman geri dönme yolunu bulacağım ama şuradan bir kolay yol vardır diye düşünüyorum. Bu gizemli portalların arasından artık. Evet abi ben git. Abi opera sanatçısıymış galiba ve sadece hani bizi korkutmuyor aslında. O içindeki sesi çıkaramadığı için böyle triplere falan giriyor ben. Ben bunu anladım. Kesinlikle o da bizim iyiliğimizi istiyor. Kulaklarımızın pasını atmak istiyor. Diyor ki birazcık güzel müzik dinlesinler. Sesim açılsın ama yok. Bumblebee gibi yapalım onun. Bumblebee radyo frekanslarından konuşuyor ya. Konuşamadığı için sürekli radyo değiştiriyor. Tamam. Ben bunu görüyorum da ben buraya yol tarifi istiyorum abi. Benim bir yol tarifi almam lazım. Normal şartlarda buraya kadar geldik. Buraya atladık. Buradan devam edebiliyormuşum. Ve bam. Tekrardan sok şunu abi. Ha bu orası. Oha. O kadar anlamıyorum ki nerede olduğumu. Her yer birbirine benziyor. Bursa'nın her sokağı işte aynı. Merhaba Bursa. Ve buradan abi iki tane daha mı var daha? O kadar zaman iki tane mi yaptım? Daha fazla yaptım. Ya bir saatimizi burada harcadık ya. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yavaş yavaş yiyorum. Peynir ekmek lütfen getirin. Peynir ekmek de yiyeceğim. Neyse en azından buradan yol bağlandı değil mi? Portal açıldı buraya. Açıldı açıldı. Aynen abi açıldı. Bence bu benlik bir sıkıntı değil. Bu benlik bir sıkıntı değil. Bu bölüm ekstra gerici, korkutucu ve yani. Sadece ben bunu açamıyor muyum? Açamıyorum işte. Abi yayını bitir başka bir zaman mı yapsak? Evet ya. Yapabiliriz aslında. Ya da yapmayalım mı? Çünkü çok tilt oğlum. Ben bunu yani yayını kapatsam da oynayacağım. Neyse bu kısmı YouTube'un bilmem ne kırpma araçlarıyla kırparım izleyecek insanlar en azından burada bizim kafayı yiyişimizi görmez. Ya bak bu şey de diyor ki yok o ona bağlanıyor bu buna bağlanıyor. Kardeşim biliyorum ama sence ben yani bulabiliyor muyum? Bir sorar mısın böyle bulabiliyormuş gibi gözüküyor muyum sence?
İlla buradan geçiyoruz. En azından portalı iyi bulmaya başladık. Buraya atlıyorum. Burada başka bir yer yok. Buradan geçiyorum. Bakınacağım abi. Ne kadar bakınabiliyorsam. Bak bir kablo buraya geliyor. İki kablo da buradan geliyor. Tamam. Ay, tamam. Sağda kalıyor abi. Onların yanından geçmiş olamam değil mi? Buradan devam edecektim ben sanırsam. Evet. Şöyle gitsem. Ve burada açayım. Evet, bir tanesi sandalyeymiş. Tamam. Biraz sakin kafayla yapınca oldu ya. Biraz beklettiğim için kusura bakmayın. Ama yani belli bir yerden sonra kolayca bulunabilirmiş gibi gelmişti. Öbür şey nerede? O da buradan bir yerden, bak buradan yine sağda kalıyor. Tamam, çözdük abi, çözdük. Umarım sağ dönünce ilk sağda çıkacak. Abi ilk sağdan dönsen. Bu muymuş? Tamam, tamam, çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Sakin bir kafayla düzgünce bakamadığım için. Hepsinin yanından geçmişim. Bu hani izlemektense hani şey oluyor ya, şey düşüncesi var. Acaba öbür görüşte mi yapacağım, normal görüşte mi yapacağım? Bu oyu hem yayın yapıp hem arada böyle chat okuyup hem de böyle tuşlara basıp WASD yapıp böyle düşmemeye çalışınca bir de gıcık oldum ses çıkıyor. Böyle bu bileşenler küçük bileşenler, büyük değil ama çok dikkat dağıtabiliyor bazen. Vay, sonunda garip başka puzzle'lar da çıkmaya başladı. Şöyle alttan alırsam seni. Sonra seni şöyle alırım. Seni de üstten geçiririm. Tamam, sıkıntı yok. O kadar kocaman bir yere... Ha, tamam doğru, tren falan filan vardı. Bir düşününce şey dedim. Bu DJ adam vardı ya, o falan mı çıkacak acaba diye. O da enteresan bir karakterdi açıkçası. O zaman orayı açtık. Ben oraya yol bulayım bir. Şurada birkaç tane yer var. Oradan belki kontrol edebilecek bir şeyler yapıyorumdur. Bunlara bir şeyler yapabiliyor muyum? Hayır, yapamıyorum. Ha, yapabiliyorum. Buradan biniyorum. Tamam, güzel. Let's go. Değdi be. Şu an o kadar mutluyum ki yani. Bir yandan yarım saatim o kadar saçma bir yere harcadım. Evet. Monte abim, zıpla üzerimize de bir şenlenelim. Bir hikaye vardı sanki. O hikayede rockstar oldun, kaldı sonra. Ben o hikayeyi dinlemek istiyorum. Devam etmek istiyorum. İstediğim şey o. Ve bam. F3 GG N8. Anlıyorum. Ve geldik birazcık arka mekanlara. Çöplerin atıldığı, leş kokulu ve genellikle sıkıntılı olan o teknik alanlar. Ha, ben neden bunu kullanmadım? Bu maskenin varlığını unutuyorum bazen. Bir bakalım. Çöp hala çöp. Çöp değişmedi. Eşeğe altın semer vurmuşlar. Eşek eşekmiş yine yani öyle. Tamam, iyi çıkardın, yaklaşıyorsun. Nasıl bunların hepsini yapıyorsun? Geldiğinde açıklarıma döndü. Tamam. Ya ben zaten algılıyorum. Bence Grogory zaten çoktan mefta. Çoktan gitti. Böyle olunca da biz sadece onun hayaletini kovalıyoruz aslında. Ve oyun bayağı bir yüklenme ekranına girdi. Burada mükemmel korkunç şeyler olacak değil mi? Evet, Grogory sadece zihnimizde bir hayalet. Onu kameralarda görüyoruz. Öbür hayaletleri gördüğümüz gibi. Veni'nin o maskesinde, o aslında bir ağ üzerinden görüyoruz ya her şeyi. Her şey bir, yani sistematik şekilde neydi? O ekosistem içerisinde gelişiyor ya. Evet, müzikler de sustu. O ekosistemin içerisindeki sadece bir parçaya dönüşmüş Grogory. Ve leş gibi cupcake'ler çürümüş, gıda malzemeleri çürümüş. Leş leş leş. Şu an gerçek hayatta burada olsan abi 5 kere kusup şuraya yürümüştün. Abartısız.
Felaket mide bulandırıcı. İlk önce bunu fullleyeceğiz. Bu tekrar geri giderken seni yapacağız. Ama sanki olmadı be abi. Tamam, oldu oldu. Yavaş ilerliyor. Tamamdır. Of, fabrikada fabrika. Yani ne kadar yer... Enes, nasılsın? Enes her geçen gün daha kötü oluyor. Ben burayı çalıştırdım. Ben maskemi takayım da ben bir göreyim etrafı tekrar. Nasılsın canım? İyi misin? Evet, gözünün içine baka baka onu deaktive ediyorum. Onu kapatıyorum. O çok korkunç oldu lan. Bir dakika, Veni'nin sesi mi o? Evet, Veni'nin sesi de var. O zaman Gregor, Veni aynı anda bir anda bir bütün olmuşlar. Gregor'u sadece arada üstün geliyor. Merdivenin sonunda biri belirir. Klasiktir. Klasik bir şey yapmadın. Teşekkür ederim oyun. Sen oldun be. Bakalım bunu da yapmamışım. O zaman en başında şunu yapayım da. Gittikçe bu arada boruların enerji alanı küçülmeye başladı fark ettiyseniz. Öyle de bir durum. Hatta daha hızlı bir şekilde geri gidiyor galiba. O yüzden birazcık daha şarjlamamız lazım. Tamam, bunları yapmam lazım. Neyse ya, çok da önemli değil. Va, ilk kez zorlayacak bir şey bu kadar lan. Tamam, bu böyle gelecek. Sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Sonunda. Şükürler olsun. Ben bunları açıyorum da. Orada son bir devre var. Adamlar artık fabrikanın göbeğine bıraktılar beni. Kaç tane güç devresi çalıştırmam gerekiyorsa artık. Tamam, yine aynı şekilde. Bu bayağı hızlı bir şekilde gitmeye başladı bu arada. Baksana. Evet, zorlaşmaya başladığı anlar. İki tanesini dengede tutup sonra birden şöyle vursam. Tamam. Aksiyon istiyorum. Peki abi, sana aksiyon gelecek bak. Burada bir şey gör. Trailer'dan Chica. Trailer'da böyle ufak tefek kesintiler hatırlıyorum. Chica. Zaten cupcake kısmındayız. Cupcake Chica'nın olduğu yer. Hatta direkt olarak reklam yüzü oydu. Cupcake yiyin falan. Bakalım. Hop. Beni tuttuğun için çok teşekkür ederim. Sana borcumu nasıl öderim? Pasta mı yapıyorsun? Afiyet olsun. Robot ya, üzülme bu kadar. Beni de üzüyorsun ya. Sadece deaktive ettik yani. Çok kastın kanka. Şuradaki gizli öğeyi de alayım da aradan. Ben şimdi buralarda bir yer göremiyorum derken bunların arasından geçebiliyor muymuşum? Geçemiyormuşum. O zaman her türlü yukarı ben bir çıkacağım. Çünkü ben bu maskenin varlığını unutuyorum bazen. Ne kadar zamandır oynuyoruz ve bu maskenin varlığı sanki yok yani bazen. Havalandırma mı varmış orada? Söylesene bir oğlum. Ben nereden bileyim? Ha, ben buradan kendimi mi götüreceğim? Nasıl çıkabileceğim ki? Ha, buradan çıkacağım. Ben de çok şey yapıyorum. Nasıl çıkacağım lan? Hadi bakalım. Mis aralara sıkışmış. Asla sesin olmadığı o anda anlıyorsunuz ki arkadaşlar, bir şey olacak. Ve siz haberiniz bile yok ne olacağından. Ben
Ben koca adam olmuşum bu arada ya. Ben korkuyorum ama o kadar korkmuyorum. Ben korkmak istiyorum lan. Beni korkutun lütfen. Lütfen. Ben koca bir adam olmak istemiyorum. Ben daha fazla çığlık atmak istiyorum. Cidden çığlık attıkça, korktukça bir rahatlama gelmiyor mu? Geliyor. Tatlı. Ya şey, koca adam olmakla alakası değil. Kesinlikle yok. Ben yani korku filmini 1-2 yaşında izleyen ve hiç tepki vermeyen insanlar da gördüm. İlginç yani. İyi ki öyle değildim. İyi ki birçok korku oyundan korktum. Çünkü korku oyundan korkmadığın sürece anlamı yok abi. Eğlencen. Çünkü yani ne yapıyorsun abi? Teknik servise kadar mı gidiyorsun? Çok saçma. Güzel yapmışlar bu arada. Ben küçük bir çocuk olsam böyle, yani fabrika gezileri yapıyorlar ya böyle. Bizi böyle ekmek fabrikasına götürüp işte ekmekler böyle üretiliyor falan diye böyle 5. sınıfta mı ne götürmüşlerdi onun gibi. Burada götürecekler. Bu da öyle elleri böyle dönüyor. Pastaları falan yapıyor, hamuru karıyor falan. Tatlı yani. Kıyamam sana ya. Bir ayıldı ama yani bir düştükten sonra kafa üstü böyle ne oluyor lan dedi. 10 saattir uyuyormuş. Biraz derin uyumuş sadece. Oğlum keşke kafa üstü çakılmasaydın ya. Yine ulan bizi oluyor ya. Sakin ol. Süt ne yapıyorsun bebeğim? Aa, cupcake. Çürümüş cupcake hem de. Ve Casey ilk kez çığlık attı kız lan. İlk kez. Başka hiçbir şeye çığlık atmadı ama cupcake alınmasına çığlık attı. Çok ayrı dünyalarda yaşıyoruz yani. Aaa! Hayır! Hayır. Tamam. Şey yapıyoruz şu an. Okey. Ses çalacağız normal oyundaki gibi. Bunu zaten varsayım olarak söylemiştim trailer incelemesinde. Şu an ses de onun dikkatini dağıtmamız lazım. Farklı yerlerden giderekten, farklı kameralara tutaraktan. Çünkü sadece şu an bizi görmüyor bile. Baksana. Görüyor mu ya da? Pek emin olmamakla beraber. Merhaba. Yok. Gözler gitmiş. O gözler öylesine duruyor şu an. O zaman sen orada hapur hapur yerken ben şuradan hangi kamera bu? O kameraya bir ses çalayım. Ama bu da yeterli mi lan? Abi bir şey alttan sarkıyordu da çöp poşeti miydi neydi? O çok garip bir sarkıştı yani. Ben anlayamadım. Bir tekrardan sadece üzerine bunun için koşabilirim. Ne çarptı bana? Beni tam gırtlaklarken bir şey böyle kafama böyle okşadı. Hani jump scare mi korkunçtu yoksa o şeyin her yerde olması mı? Ah! Oh, oyun beni ya! İleri attı. Eyvallah oyun. Çok teşekkür ederim. Hop! Kız sonunda çığlık atmaya falan başladı ya. Sonunda ya. Biraz heyecan. Ben de robotik bir şeysin sanmıştım. Kızın seslendirmeni ilk kez burada aklına gelmiş. Ulan ben çığlık atmadım. Bayağıdır hiç atmadım. Bir atayım demiş. Hadi bakalım. Buradan koşup bambaşka bir yere giderim. Benim amacım seni mi almak aslında? Değil mi? Evet. Maskenin de bir enerjisi var. Bu arada Bunny bir şeyleri görmemizi istiyor gibi. Hani gözünü aç. Hiçbir şey gerçek değil. Yaşananların farkına var. Tipleri oluyor ya. Onlardan biri gibi sanki. Ne dersiniz? Gözümüzü açmamız için bir yardımcı oluyor. Evet, koskoca kapıyı görme, yanındaki her şeyi dene. Sadece bir bende var herhalde bunlar. Ve başladık yine oradan oraya güç vermelere. Anlaşıldı abi, tamam. Hazırım kaptan. Ne kadar acı varsa yolla bana. Hop, bir tane buradan. Hop, bir tane buradan. Ama sen evet güç olarak sayılmıyormuşsun.
Ha, bunu da güç olmadan alamıyorum zaten. Ah, patilerini yıka. Süt. Bak patilerini yıka diyor Freddy abin. Süt nerede? Süt. Alayım mı süt sana? Bak Freddy abi ne diyor bak. Çok baygın bakıyor. Ben neredeyim? Yani. Neden bunları yapıyorum? Günaydın. Günaydın bebek. Git şimdi patilerini yıkamaya. Yüzünü yıka. Tamam, bayağıdır takmadık. Şunu da aradan alayım. Maşallah büyümüş, evet. Çok hızlı büyüdü kerata. Bayağı kocaman oldu. Ve görebileceğiniz en hızlı kedilerden. Böyle şakasız o kadar hızlı ki. Başka böyle kedilerle kıyaslıyoruz. Gidiyor böyle. Öbür kedi böyle yavaş yavaş, sakin sakin yürüyor. Bu ışınlanıyor. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Karşı komşunun kapı mesela kapısı açıktı. Bizim de kapı açıldı. Bir milisaniye sonra karşı komşunun salonundaydı. Ve yakalayamıyorsun. Bir şey geçiyor ve şeysin. Ne bir şey geçti sanırım. Oluyorsun. Orada çıka hala etrafta değil mi? Ve bu pastaya mı gidiyoruz? Ha bu. Kalp. Abi o sarkan çöp korkunç bu arada. Evet. Abi sesi duydum da görüntüsü hani çok kadar uzaktan geldi ki ses. Anlamadım. Ya bebek süt ya. Uykucu. Onun uyku zamanları şu an. Bizim de jumpscare yeme zamanlarımız. Ben ne kadarını hallettim bu işin? O ben daha şarjı almadığım yere mi döndüm? Vay vay vay. Hayat çok çok süper şu an. Şarjı alacağım bir de ondan sonra evet. Anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. Bu bir tık korkunç oldu. Cezalandırıldım abi. Şimdi çok fazla kullanmayacağım. İkisinin arasında kalıp sürekli olarak sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden etrafa bakına bakına sakin sakin. Bak bu rota çok güzel. Bu ikisi lazımdı zaten. Önümüze çıkmadığı sürece koşarak da aslında yetişebiliriz ya. Buradan yardır. Buradan geç. Tamam maske kapanabilir mi? Kardeş gözün yok lan. Yeter artık. Ne tat hava yaptın ya. Ne hissediyorsun yani? Ne hissediyorsun? Buradan çıkıyormuş da tuvalete girmiş aslında. Hiç gitmemiş. Bir de gideceğiz bunu öbür yerden aktive edeceğiz. İş öyle bitmiyor. Hadi 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 yaptık. Bas abi. Doğru doğru bu var daha bu var daha. Tamam maske deaktive et. Ah tamam. Ucu ucuna. Bu kapı açılır mı tekrar açılmaz. Çünkü bir şeyler izliyor. Bir şeyler daha da derine inmemizi istiyor. Ve bu geniş koridorlar labirent gibi ya. Bir şeyden kaçarken zorluk çekmem değil mi? Hey maşallah. Burası neresi? Aa sunucu odası. Ve maskeyi de evet maskeyi de çıkaramıyorum şu an. Her şeyin neden sunucu odası var? Her şey olarak. Nerede ne oldu? Ne yaşandı? Onlarla alakalı. Anlayabiliyorum. Kamera kayıtlarına mı ulaşacağız şimdi? Oo, burası bambaşka bir dünya şu an. Burası yeraltı mı?
Emin de değilim. Bak bak, hiç maske çıkmıyor. Abi ne oldu? Batcave'e falan mı gidiyoruz? Şelalelerin altından falan geçeceğiz gizli yerlere. Eyvallah, evet. Ne bu eyvallah, nereden ağzıma başladı? Her şey eyvallah demeye başladım. Her zaman herkesin kullandığı belli cümleler, kelimeler vardır. Biraz yürüme simülasyonuna dönmüş ama. Evet, başlıyoruz. Anomali, bunu yaptım. Şimdi gitarı mı yapmam lazım? Gitarı yapalım. Tamam. Yıldız nerede? Burada. Onu da hallettik. Bayağı zorlayıcı. Hadi bunu da yaptık. Herhalde en ilginç, en kolayı buydu. Bir dakika lan. Güvenli olabilir dedim, güvenli demedim diyor. Güvenli olmadığıyla alakalı konuşuyorduk. Sen bu Ultron gibi değil mi? Bütün sunucularda aslında zihnimizde bu şeylerde yaşıyor. Merhaba canım. Nasılsın? İyisin değil mi? Sinsi sinsi yandan da bakıyor ya. Bir şey de yapamıyorum. Dostum ben nereden geçebilirim acaba? Tamam, bütün sunucular senin, tamam. Bütün her şey senin. Ben şimdi şöyle teker teker yapabilir miyim? Bak bak, nasıl da izliyor ya. Aa, kamera gitti. Kamera ne oldu? Kamera ısındı herhalde arkadaşlar. Kameram ısındın mı sen? Bu sıcağa alışamadın mı? Alo kamera. Neyse. Şimdi buradan anomali bulduk. Gitar. Ha, yok. İlk önce yıldız. Yıldız engelliyor. Yıldızı bulabilirsek. Yıldız neredesin? Yıldız buradasın. Ardından. Evet. Evet, bir gelişme var. 2 yıl içerisinde korku seviyem gitgide azalmaya başlamış. Ama yani 5 kere gördükten sonra anlamı kalmıyor. Zaten aslında Security 1 işte bunlar korkutucu değildi. Şeyler korkutucuydu. Öbür dronlar, botlar korkutucuydu. Ne oldu asla belli değildi. O zaman biraz hızlı koşacağız, hızlı yapacağız. Biz server odasına önceden gelmiş miydik? Buraya benzer bir kazan dairesi tarzı bir şey vardı. Tamam. Ama bayağı geriye atmış lan. Bu ne oğlum? Bu ne? Abi. Öyle böyle bir gerilik değil yani. Vay anasını. Çok ilginç. Neyse arkadaşlar. Şöyle yapalım mı? Yani yavaştan kapatalım. Akşama belki bir yayın daha yaparız. Böyle sakince şey yapalım. Ya da kapatalım mı? Emin değilim. Acıktım ama devam da edebiliriz. Bir dakika. Kalemimi kırmışsın bu arada. Evet. 0-1 kalem o. 0-1 kalem o kadar sert bastırılmıyor. Neden 0-1 kalem kullanan herkes bütün 0-1 kalemlerimi kırmak zorunda? Abi kalemi sonra dik tutuyorsun, böyle yazmak zorunda kalıyorsun. Bana kalem borçlusun. Tanesi 60 lira olmuştu en son. Geçmiş olsun. Tamam. O zaman yok abi. Oyunu bitirene kadar devam. Ama çok gereksiz bir jumpscare'di. Ben kovalandığımı bile bilmiyordum abi. Hani öyle de ilginç bir şey. Şimdi bunu alıyorum, tamam. Sonra gitar lazım. Gitar. Ta en başa atması hiç hoş olmadı. Gitar. Sonracığıma ne lazımdı? Yıldız lazımdı. Yıldız.
Sonra da elektrik. Keşke hani burada bir kayıt olsa. Keşke. That rabbit thing's back again. You said it was safe here. Sanki orada jumpscare yemememiz lazımdı ya. Ha, kendimize de bakacağız tabii lan, o kadar da şey değil. Bizi sürekli kovalayacak. Yıldız buradaydı. Anomali burada. Sonra şey lazım. Şey lazım. Evet. Lütfen jumpscare yemeyeyim. Gitar lazım. Tamam. Oldu mu? Oldu. Buradan koşayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yardır abi. Bam. Tamam, sonunda. Sonunda. Hani yapamayacağıma inandığım için bir yine dedim ki arkadaşlar görüşürüz. Ama yok. Aç susuz bu oyun bitecek abi. Peki ben burada tam olarak ne görüyorum? Ne yaşıyorum? Bilgisayar o kadar fazla kasıyor ki burada şey diyor yani. Bir şey olacak Doğukan, sakin ol birazdan. Biz sadece onu yüklemeye çalışıyoruz. Uzun koridorlar koyduk çünkü hani biz oyun olaraktan bunları yaparız. Her oyun uzun koridorlarda yükleme yapar sana çaktırmadan. Ne oluyor lan? Onun bu gerilim seslerini rastgele vermek istiyor oyun bazen. Ha burada karşıma çıktığında gerilim olsa ya. Sen neden hani birden böyle efekt vermek istiyor sadece? Hani şey yapıyor, sanki böyle bir hacklemiş sistemi. Böyle yapıyor, geldi diyor. Düğmeye basıyor ama doğru zamanda doğru yerde olmuyor. Enes? Enes'in çene gitmiş. Enes yok olmuş Enes'e. Bu ne abi? Ah, çok beğenmedim. Aa, Roxy. Yeterince denemiyorsun. Nasıl yani, sesinden dolayı mı? Sesi de bir cızırtılı. Oha. Bunun kulakları da bayağı sağlam. Ha, bunun da gözler yok işte. Oha, Gregory dedi de nasıl gitti? Yuh. Gregory'nin umurunda değil ki. Bak, Gregory şu an saklandım ayaklarında. Kesinlikle saklanmıyor abi ya. Bence kesinlikle saklanmıyor. Normalde öyle bir şey yok. Yok yani. Ben Gregory'nin öldüğüne çok eminim. Bir hayaleti kovalamak diyorum ya. Sadece bir hayaleti kovalıyoruz şu an. Adam bu kadar rahat olmaz herhalde ya. Şu an bir amacı var. Belki de abi. Şey sezdiniz mi siz? Aslında Gregory kaçtı. Gregory burada bile değil. Ama Gregory sadece ne bileyim. Bir sebepten dolayı ailesine, arkadaşlarına gidemedi. Belli bir sebepten hani burada olmasa da server odalarını gördük ya. O server odaları bütün bilgileri koyuyor. Artık zaten yapay zeka teknolojisi falan herkes de aşina. Birinin sesini taklit etmek o kadar zor bir teknoloji değil. Hepimiz de biliyoruz. Gregory'nin sesini bir şey taklit ediyor. Biz onu henüz bilmiyoruz. Bir ara öğreneceğiz. Ben böyle, yani bilmiyorum şu an hani aklıma bir sürü şey geçiyor. Söylüyorum, doğru çıkmasın. Bu kadar kolay tahmin edilebilir olmasın. Bu arada neden böyle bir fısıltı sesi geliyor saklanmakla alakalı? Oğlum ne oluyor lan, ebeveynlerin seni bulmamı istiyor falan filan. Ben buradan geldim zaten. Ben ekstra şu an bulamıyorum. Tamam biraz fazla kullandım yine. Buradan geçemiyorum. Buradan yukarı çıkamıyorum. Burada şeker sakız kutularımız var. Buradan maskeyi taktıktan sonra... Bunlar portal görevi görüyor mu? Bunlar portal görevi de görmüyor. Bizim... Tamam dostum, tamam. Az takmaya başlayacağım. Ama buradan geçemiyorum. Maskeyi çıkarıp Roxy'nin oraya bakayım. Hayır, normal düz buraya bakayım.
Ama kapı açılıyor muydu lan? Ben Roxy'nin peşinden gidecek kadar gerizekalı olmadığımızı düşündüm yani. Neden Roxy oraya gitti diye oraya gidiyoruz ki? Oyun bazen hani ben çok komplike düşünüyorum. Ben böyle ekstrem şeyler düşünüyorum. Oyun şey diyor. He buydu. Evet buydu. Biz öyle yaptık. Basitti işte falan. Tamam oyuncum. Tamam. Seninle basit bir şekilde oynayacağım. Dert etme. Bunu da yavaş yavaş bitireceğiz. Buradan bir sound drop, moon drop çıkması yok mu böyle bir jump scare? Aa burası benzinlik. Evet bu tarz bir yer değil. 4 tane bulmam lazımmış. Yine maske çıkarılmıyor. Abi çok korkunç lan. Ha gücü alıp bu şekilde kapatabilirim tamam. Şu anda güç hem kapatmama hem kapatmamama mı yarıyor? Nasıl çalışıyor ki? En azından kontrolü bende tutuyor diyebiliriz. Ve bu arada Gregory'nin direkt Freddy ile konuştuğu sesler de arada yankı yapıyor. Yani dediğim o her şeyin bir hayalet olma olayı belki. Tamam. Kapanmıyor ki. Kapatamıyorum. Tamam hadi at jumpscare'ını. Ya kanka at artık. At kapadı kapanmıyor zaten. Tamam sen çekilince ben koşacağım tamam mı? Öyle anlaşalım. Koşamıyorum da. Tamam. Abi herkes körleşmiş bir şekilde. Herkes bakan kör etrafta öyle dolaşıyorlar. Tamam. Yine kapatabiliyorum. Güzel. Aşama aşama. Sen gelme de bir süre buraya. Ben buradan koşayım. Makasın üzerinden. Ha direkt makasın kendisi. Tamam. Yerim. Ah! Ya jumpscare yerim değil. Şey işte yani anla. Öseyime sağ olsun yayını izleyelim. Bari yayın geçmişini koymayı unutma da sonra izleyeyim. Seviliyoruz. Koyacağım. Geçmiş olsun. Security Breach her zaman böyle farklı bir tadı vardı. O tattan devam ediyor. Ha, bazen çok tekrarlıyor ama bazen de yani gerçekten o hikaye sarıyor. Devam ediyor. Hikaye zaten olay. Kimse yani rastgele yerlerde çok anlamsız böyle koşup basmak istemez yani. Böyle bir şeylere tıklayayım. Makastan mı başlattın? Abi canını yiyeyim bari yani. Neden oyunu tekrardan 10 saat yükledin o zaman? Roxy'nin sesi de geliyor. Biraz kötü olacak. Benim buraya direkt koşmamam lazım gibi hissettirdi. Evet direkt koşmamam lazım. Şu an maskeyi kapatamıyorum. O zaman her türlü bu işlemi yapacağım. Tamam. En başta Roxy'den başlamam lazım. Kimlerde ki? Ha bu göz algılıyormuş. Göz en son. Ben jumpscare yiyeceğim ya. Roxy. Tamam. Chica olacak sonradan. Chica neredesin? Buradasın. Makas olacak. Çok yaklaştı bu arada. Makas. Bir de görmeye çalışıyorum ya koskoca makası. Sen de göz. Tamam. Ve bam. Bu kutuların içerisinden güvenlik robotları çıkıp korkutuyordu. Tam orası şu an. Yine öyle bir şey bekliyorum. Şimdi son olarak orada bizim artık 4 kanallı olmaya başlamış. Dönerken sıkıntı çıkarmasın sadece. Tek isteğim bu. Tamam. Ben şunu kullanayım. Bunları fullleyeyim. Fullleyebildiğim kadar. Bu daha geniş çaplı. O yüzden bunu daha fazla fullleyeceğim. Ama etki edecek mi?
Neyse bu biraz zaman alacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Oldu mu? Hayır, çok yaptım. Aa, yapamıyorum. Nasıl yapacağım? Fazla yükten gidiyor şu an. Ben bir çıkarayım şunu abi. Evet, ilk kez böyle oldu. Birden 4 tane artık zaten. O zaman neyden çuvalladım ben? Bunu fullleyip ya o kadar da komplike düşünmemek lazımmış. Ben neden bu şeyleri çok komplike düşünüyorum? Burası neresi? Aa. Yani böyle mi oldu abi? Yine aynı yere vardık. Bunun olayı neydi peki? Sadece bir şey mi? Gezip görmek, tozmak. Pizza Plex'e bedavaya girmişiz. Grigori kardeşim çağırmış bizi. Buradan açılıyor mu? Açılıyor tabii ki. Ah! Ne oldu lan? Ya bak, bir şey söyleyeyim. Ben senin iyiliğini istedim. Ben senin hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, bayıldın mı? Hani düşman gibi olabiliriz ama ben seni önemsiyorum falan diye birden sarılmaya başlıyoruz. O çöp kokan leşi ağzından öpüyorum böyle. Sarko çöp poşeti de. Yayın yeni mi başladı? Evet, yeni başladı. 2 saat 15 dakikadır böyle taze yayın. Burası neresi lan? Ben buradan geldim, evet. Evet. İnsan geldiği yeri unutmamalı falan. Bu tuvaletlerle alakalı bir şey yok. Sen burada geldin, bayıldın. Sen bayıla dur. Ben ne yapacağımı anlamadım. Bu odaya tekrar geri dönmemin amacı neydi? Tamam. Tamam, sakin. Şimdi buradan doğru. Bu vardı. Ben bazen yani keyfine yapıyorum gibi. Ben o kadar kabullenmemeyi istiyorum ki şu puzzle için. Böyle bir puzzle yok abi. Asla da olmadı. Bu yanlış bu arada. O ben ne yapıyorum lan? Şöyle gidecek. Evet. Bu arada bir şey geliyor. Hayır. Yaptım işte. Yaptım. Koş. Sesini duyuyorum. Tamam, o gelecek arkadan. Şuradan burası gözükmüyor galiba. Aynen. Burası baya. Tamam Monty, sen orada sakin dur. O ne yapacak ki orada? Ben orada geçebilecek miyim sakince? Vay be. Vahşi Batı. Kovboyların olduğu bir yere geldik. Bu ne? Oo. Bu normal güç kaynağından bir tık daha farklı bir güç kaynağı gibi. Bir tık ucundan. Aa, ben nasıl oluyor aynı yerlere geri dönmeyi başarıyorum? Nasıl yapabiliyorum bunu ya? Hani nasıl oluyor yani? En azından müziğimiz var artık. Sakin, rahat gidebiliriz. Ama tam olarak bu şeyin ne olduğunu anlayamadım. Seni takip edeceğim, değil mi? Buradan sıra bekleme alanından geçeceğiz. Ne kadar dar bir alan. Buradan geçilmiyor da. Abi boşu boşuna sıra mı bekledim ben şimdi? Olsun. Yaparız bir şeyler. İnsan aç olarak şu oyunları oynamasın var ya. Asla ve asla şey olmuyor yani, kafam basmamaya başlıyor. Tamam, buradan geliyorum. Buradan geçebiliyorum. Ulan ben onu ne zaman kapatsam tersine mi dönmüşüm? Nasıl ya? Chat, siz fark ettiniz mi benim kamera açısını çevirdiğimi? Kesinlikle şey yani, sabotaj gibi geldi bana.
İmkanı yok benim kamerayı 180 derece çevirmeme. Bunu nasıl çevirmişim abi? Ha? Hem de iki kere. Değil mi? Siz de fark etmediniz. Oyun böyle sinsi bir şeyler yapmış. Hiçbir şey duymuyorum. Umarım geç kalmamışımdır. Tabii ki yani... Aylar sonra çocuğun yanına gidiyorsun. Daha ne kadar geç kalmış olabilirsin. Çocuk ne yiyecek? Küflenmiş yemekleri de yiyemez yani. Bak küflenmiş yemekler de aslında hikayeyi bir kısımda tanımlıyor. Gregory aç susuz da bir türlü duramaz. Ve ben nereye iniyorum? Dipsiz kuyulara gerçek anlamda böyle tam anlamıyla iniyoruz. Dibi yok yani. Evet. Ben aşağıya bakmak istiyorum da bir an. Tamam. Küçük küçük üstü çocuk. Ya Monty'ye neden Monty diyorsun? Sen salak mısın kızım? Ya bu köpek mi gerçekten? Gerçekten köpek mi bu? Bak suyun etrafında dolaşıyor. Ya ismini söyle küçük küçük de bir de. Monty gel evladım. Peki ben oraya nasıl gideceğim? Tamam tamam. Herhalde kapamazsın buradan diyeceğim de. Emin değilim. Güzel. Şimdi platform oyununa döndü. Hop hayır hayır. Tamam. Oo. Tamam Monty. Kuçu kuçu Monty. Hop hayır. Tamam. Onu nasıl yapacağız be abi? Şöyle yandan mı dokunacağım ona ben? Ha platform olduğunu mu düşüneceğim orada? O gelmeden yapacağım. Tamam, tamam. Ne kadar iç açıcı şeyler. Monty de iyice bütün herkes salaklaşmış bu arada fark ettiniz mi? Yok, batırdım. Geliyor. Böyle herkes böyle bakan kör olmuş. Kamera gidiyor arkadaşlar, sıcak. Hava kaç derece biliyor musunuz siz? Kamera diyor ki lütfen Dokan. Dokan daha fazla açık kalmayayım. Lütfen. Yaşamak istiyorum. Benim de bir devrem var. Hayatım var. İlk günkü gibi ısınmıyor en azından. Şu an ilk günkü gibi ısınsa normalde 20 dakikada gidiyordu. Ne yapıyorsun canım? Nasılsın? İyi misin? İyi misin canım? Kıçı kıçı be. Köpek balığı. Evet köpek tam köpek balığı üstten de çıkıyor. Ya bak orada ucundan gözüküyor. Köpek balıkçığım sen gider misin? Kıçı kıçı. Gitmeyecek misin sen? Kokluyor da bir de. Vay be. Ya elimde sopa da yok ki atayım tut getir. Ya getirme sen tut istediğin gibi oyna da. O adamın keyfini bekliyoruz. Tamam ışık mışık yok. Ha sen git oralara kadar. Hayır 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 çık çık doydu. Abi ben geriye kadar gitmeli miyim? Adam tam tersine gitmiş galiba ya. Tamam bu oyunda basit düşüneceksin. Şöyle yapacaksın fazla şarjlamayacaksın. Bunu da böyle getireceksin açılacak. Arkamda galiba bu arada çok ses geldi. Tamam. Animasyon girdiyse zaten okeyiz. Şimdi Monty'ye de üzülüyorum ama hani Bunny'yi öldürmüş olma olasılığı var ya. Bunny'yi çok severdim. Bunny tatlı bir karakterdi. Şirin bir karakterdi. Ve zaten masum olduğu için de bir anda öldürüldü gitti gibi geliyor bana. Monty onun yerine geçti. Öyle bir olasılık varsa ben zaten Monty'yi sevmiyorum şu an. Nefret ediyorum kendisinden. Ah be abi. Ama üzüldüm Monty'ye. Şu an hani ön yargılı olmamak lazım. Kendisinin ne yapıp ne yapmadığını bilmiyoruz. Ve neden bu kadar karanlık? Ben neredeyim lan? Heh buradayım. Bunun bana jumpscare atacağını
söyleyenler bir, atmayacağını söyleyenler iki yazabilir mi? Evet, şimdiden bir yazdığınızı duyar gibiyim. İkiymiş. Evet, beklenmeyen. Aa, yine bu kapılar. Bu kapılar korkunç kapılar. Ne kapı açma ilk oyun gibi oyunlara mı bürüneceğiz? Uf, çok karizmatik afişler ha. Asla gülmeyi bırakma. Öyle de korkunç olmaz mı abi? Gülünce 13 tane kasımız mı ne çalışıyor? Sürekli gülünce kırışıklık falan oluyor. Hemen kırışalım yani. Mesela ben çok somurtkan bir insanım. Cildim mis gibi. Enes'in bir süre cildi daha iyi olacak. Gülemiyor, etmiyor, böyle konuşuyor. Ya ne Enes dedik ya? Bütün yayın boyunca sadece Enes'in çenesi yani. Enes ve kırılan çenesi. Monty. Çok korkunç çizmişler. Aa, Roxy Raceway. Grogori'nin çok yakınındayız şu an. Yani gerçekten Grogori denen bir kişi varsa, ses kayıtları değilse. Aa, bıçak! Ne istiyorsun? İsmi de şeyi de gelmiyor. İstemiyorum. İstemiyorum benim canım. Azar da yedi bizden sessiz ol diye. Böyle kardeş. Her otoboka atlamayacaksın. Ben şunu bir kapatayım, yine jumpscare yemeyelim. Chica'ya ne oldu? Bu arada herkesin pili bitiyor. Bir şeyler oluyor yani. Chica en son bayıldı, sonra kovaladı mı hatırlamıyorum. Bir ara tekrar bayılır. Öyle değişimli olarak. Trailer'da çok havalı gözüküyordum be abi. Tekrar havalı olma zamanı gelmedi mi? Oo, Roxy. Şimdi ışık görmüyor zaten. Sadece ses sıkıntımız var. O yüzden buradan ses çalacağız. Şöyle araya gidersen bence çok mantıklı olabilir. Abi ne egoist bir şeysin Roxy ama sen ya. Fazla egoist yani. Hadi sen oradan git. Ben buradan devam... Yok, gitmeyeceksin. Nereye yürüyorsun? Yani oraya yürüyorsun. Tamam. Sıkıntı yok. Oğlum her saniye her yerde bekleyemezsin ki. Her saniye her yerde bekleyemezsin. Altıncı hisleri kuvvetli bir animatronik. Tekrar buraya gel. Ben ses çaldım da o zaman ne işe yaradı? Yani neden? Ha, burayı kırmasını sağlamamız lazım ama. Öyle de bir durum. Evet. Öyle de bir durum var. O zaman ben buradan ses çıkaracağım. Tamam. Hey, buradayım. Hey. Zıplıyorum lan artık, sesi al. Oğlum sen nasıl ses almıyorsun? Bu oyun kırık arkadaşlar. Bu oyun çok kırık. Nasıl ya? Ses duymuyor, etmiyor, birden atladı, ışınlandı yani. Adaletsiz dünya. Adaletsiz, çok adaletsiz bir dünya. Siz gördünüz arkadaşlar. Siz gördünüz. Yaptığım hiçbir yanlış bir şey yoktu. Bir şey bile yoktu ya. Ufak çaplı bir şey bile yoktu. Yani bulabilirsin istediğin gibi. Ama yani ben artık sana güvenmiyorum. Mesela az önce şu kamera buraya gel bak. Ben buradan ses çalıyorum. Senin oraya gitmen lazım. Daha fazla mı ses çalmam lazım? Ay tamam, oraya çağırıyorum işte, gel. Tamam bak, bu kamera burada. Burada ara kapı var. Ben buraya çağıracağım. Sen bu kapıyı kıracaksın. Ben mi yanlış bir şey yapıyorum? İlk önce buraya çağırayım seni, evet. İlk oraya gelmedin çünkü sen. Sonra buraya çağıracağım seni. Evet, doğru. Tamam.
Kameracığım yine gitti ama. Tamam, şimdi oraya gidebiliriz. Kamera arkadaşlar tekrar gitti. Yapabilecek bir şey yok. Havalar çok sıcak. Webcam olsaydı belki de bu kameranın ısınmamış hali. En soğuk hali buydu yani. Böyle ısınmaya devam ederse her şey. Bir daha kamera da açamayacağız. She hasn't found him yet. I better find him first. Tamam, bir aşama daha ha. Tamam abi. Sen nereye bakıyorsun? Aa! Bilgileri var ya Roxy'nin. O bilgilerden dolayı şey oluyor. Yüzünü tam haliyle görebiliyoruz. Parçaları birleşiyor falan. Ben şimdi neredesin bilmiyorum ha. Buraya çağıracağım seni. Oraya gideceksin. Sonra bir de buraya çağıracağım seni. Bu şekilde. Aynen. Sonra bir de buraya. Aynen öyle. Tamam, o kapıyı da kırdı. Ondan sonra benim tek yapmam gereken buradan çıkmak. Bak güzel. İyi bari. Biraz fazla kolay olmuş bunlar ama. Yeriz. Ben sadece şu Glitch Bunny'nin ne olduğunu çok merak ediyorum. Nedir? Cismi nedir? Tamam, sunucuda yaşıyor. Ama yani tek olayı bu olmamalı. Dostum seni yine deaktive edeceğim. Neden bilmiyorum ama deaktive edeceğim seni. Biraz üzülüyorum da size. Ama hayatta kalabilmek için her tuşa basıyorum, anladın mı? Kişisel algılama. Hiçbir şey kişisel değil. Ve... Naber müdür? Abi sürekli dizi kesidi gibi olmaya başladı. Çok çok efsane bölüm ama. Ne haber müdür? Aa evet. Tamam. Roxy'nin tam kalbinin attığı o yerdeyiz şu an. Bunları uzaktan götüreyim de şöyle. Onlar gelene kadar şunu yaparım. Aynı şekilde. Şöyle olur. Birden buraya çevir. Oğlum gözlerini ben almadım ki, manyak kadın. Abi bırak dedi o kolunu, ya animatronik kolunu öyle tutsa 5-6 yerden çatlak kırık en az. Gregory kız kalpten gidecek, nefes darlığı çekiyor, sen hala rahat rahat. Bir şey geldi, kırdı her şeyi, yok etti ve beni burada sıkıştırdı, bıraktı yani. Polisi mi arayacaksın? Ulan Gregory en başında polisi arayabilirdi zaten, gerizekalı kesi. Ya şu an diyaloglar çok hani şey yani, şüpheli, sas. Şu an güvenlik kilidi varmış burada. Onu kaldırmamız gerekecek herhalde. Tamam, anlaşılabilir güvenlik kilidini. He. Ve bunlar gidip de Bunny'nin olduğu yerde yapılabilirmiş. Öyle bir durum varmış. Bu birazcık sıkıntılı bir durum. Çünkü Roxy kısmından çıkacağız ve oyunun saati uzayacak ekstra olarak. Çünkü ben bu kadar kısa yapmazlar diye düşünmüştüm o kadar zamandan sonra. Ben bir şeye bakmadığım için mi böyleyiz şu an? Bir şey görmem lazım sanırım. Evet. Ya bu kapı şimdi açılmak istemişti. Tamam. Güzel. Yine kasmalar başladı. Yine güzel bir bölüm yükleniyor herhalde. İşte bu uzun merdivenleri falan hep böyle koyuyorlar. Oyunların taktiğidir. Bilgisayarınız yüklesin. Belki hani bazıları daha uzun şey yapıyordur. Yüklüyordur. Daha fazla tırmanıyordur merdiven. Sırf yüklemediği için. Hiçbir yerde göremiyorsun zaten.
Merhaba, korkutacak mı beni? Korkutma. Artık o kadar fazla bu robotlar korkuttu ki kimse korkmayacak, alışacak diye robotlara hiçbir işlev vermemişler herhalde şaşırtmak için. Peki, burası yine evet maskotların olduğu yer. Aa, çok boktan yerler. Mesela burada ben ne yapıyorum? Biri pizzayı yemiş, yalamış, götürmüş. Burada ekstra bir yerden de gidilmiyor. Peki burası saklanmak için mi yapmışlar acaba? İleriye bir dönük düşünce. O ben bu kadar mı küçüğüm lan? Bowling toplarına bak, ne kadar kocaman. Bu ayakkabı da bir zahmet normal olmasın. Bak o kadar da küçük değilim lütfen. Küçüz de. Kardeşim ben nasıl çıkacağım buradan? Affedersin, nasıl çıkabilirim? Hey! Sakin ol, sakin ol. Çıkar mısın? Abi leş gibi ayak kokan yerde böyle dar alanda bir de senin kokunu çekmeyeyim be. Heh. Tamam, çene atların böyle sivri, jawline'ın güzel çıkmış. Karizmatik adamsın, tamam. Ne yapayım? Kucağa sarılayım mı? Kucak mı istiyorsun? Abi maske çıkmıyor, çıkmıyor. Çıkaramam. Oğlum siz ne alakasınız lan? Oğlum çok enteresandı. Sağ gösterip sol falan vurmaya başladı. Güzel, güzel. Güzel. O zaman yani her şeyi toplamak için dar alanlara girmeyeceğiz zaten. Yani neden yapıyorum ki böyle şeyleri? Görünce basıyorum yani. Lazım böyle arada. Bu arada yayının ortalama görüntülenme süresi 17 dakikaymış. Yani bu bayağı büyük bir süre sizin için. Bayağı izleyen var. Hani bu baştan sona bütün bu jump scare'ları yiyen, çeken o kadar fazla kişi var ki şu an. Teşekkür ederim. İzleyen herkes, destek veren herkes. Şimdi ben bunu video olarak yayınlayacak olsam bunları şey yaparken en az böyle 6-7 saatimi alırdı bu kadar kesit. En az. Yayında böyle rahat, chill. Ben direkt amaca yönelik koşacağım, gideceğim. Benim amacım buradan kurtulmak olacak. Daha fazla lüzumsuz, gereksiz yerlere girip zaman kaybetmeye hiç gerek yok. Şunu da çıkarayım da. Sonra ısırıyorlar götümüzü. Burası hatta bir dakika, Freddy'nin ilk buluştuğumuz, ilk çıkış yaptığımız yerlerden birine de çok benziyor. Yanılmıyorsam eğer. Ben çok merak ettiğim hani Bunny'yi merak ediyorum. Monte onun yerine geçti, bir şeyler olmuş o arada. Bunu bir tık daha böyle pekiştirmeye çalıştılar. İyi, müzik adamlar var burada. O müzik adamlar hareket ediyor mu? Etmesin. Ben neyse işte ben Freddy'yi merak ediyorum kısaca, işin özü. Ufak bir statik sesi. Asla sevilmeyen bir ses şu an. Müzik adam, üzerime atlamayacaksın değil mi lan? Buradan tık tık kurulup atlayacaksın gibi geldi bana. Evet, yine başladık abi. Abi şu oyuna neden bak çok sıkıyor be abi. Hani neden yani bir oyuna aynı boku neden koyarsın? Sürekli R bas, aç, bak, nerede, kablonun peşinden koş. Abi ben teknik servis miyim ya? Grogori mi çağırdı yardıma yoksa Grogori şey mi dedi? Benim bilgisayar arızalandı, gel yapma yani. Bütün Pizza Plex'in bütün elektriğini ben sağlıyorum abi. Her şeyi ben koşturuyorum. Çağırsaydınız ya başka bir adam. Yapsaydı yani. Neden ben? 5 yaşındaki kızı çağırdınız abi. Jumpscare yediğimde kamera da gitti abi. Of! Kafayı yiyeceğim. Mr. Mert 10 abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Ey wave. Kamerayı üfleyeyim mi? Artık soğuk be kamera.
Arkadaşlar ben biraz kamerayı kapatayım. Azıcık kamerasız olacağız. Azıcık sesimlesiniz. Çünkü bu kamera hani aç kapı yapınca 5 dakika gidiyor. Azıcık üfleyelim. Ben yel falan da yapıyorum ona, siz merak etmeyin. Elimi sallıyorum. Olacak olacak. Kameranın çalıştığı günleri de göreceğiz. Ben buradan giderim. Bunlar, ha, bunlar sıkıntı işte de. İşte de. Evet, işimde her gün beni kovalayan bazı minnak küçük robotlar olur. Her gün onlardan kaçıyorum. Benim burada ses yapmamam lazım. Abi tekrar jumpscare yersem çok saçma. Yok 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 yok. Geliyor sanki bak. Bir kurulum sesi geliyor. Ben en son mu buraya gelsem? Ya da çok hızlı yapmam lazım bunu. Felaket hızlı yapmam lazım. Bunlar zaten geniş. Şurada yapayım. Ses de çekiyordur bunları bir yandan. Evet, hızlı olalım dedik. 10 saattir yapıyoruz. Akıl sağlığını kaybet bölümü. Ay yaylı şeyler geliyor, hissediyorum şu an. Tamam, tamam, tamam. Lütfen, lütfen. Hiçbir jumpscare atmasın, bir şey yapmasın. Burada yine mi engelli? Burada bir elektrik kaçağı var abi. Bu çarpıyor mu beni? Heh. Ben o zaman bunu kullanamıyorsam ben öbür şeyleri bulamam. Açıkçası yani. Şimdi kamera, biz buradayız. Arka taraf elektrik kaçağını görebiliyorum. Hıy, evet, örümcekimsi tiplerse orada. O hoş değil. İstemiyor canım ama gideceğiz herhalde. Ha, onları bir tarafa çağıracağız. Ha, elektriğe çağıracağız. Elektrik var orada. Bakayım gidiyorlar mı? Oo, nasıldı o? Tamam. Peki o elektrik çarpacak mı onları? Baba nasıl geliyor? Çarpılacak mı? Yo, çarpılmadı. Peki abi, anlıyorum. Arkadan oraya geçebileceğim bir yer var mı? Gibimsi. Gibimsi yapmışlar. Peki ben oradan sizi başka nereye çağırabilirim ki? Abi siz, bunların da mı gözleri yok? Bütün oyun şeye mi kurulu? Cidden sizin gözünüzün olmamasına mı kurulu? Aa. Tam anlam veremedim. Tam anlam veremedim. Tam burada ne yapacağım? Evet, güç alınacaktı zaten, netti de. Aa, bir dakika. Burası ana hol mü? Ana hole kadar gelmişiz galiba, evet. Ama burada yine elektrik kesildi. Ben şimdi geldiğim zaman şuradan elektrik yine mi dolacak? Hayır. Bak bak bak, orada çok karıştı, çok karıştı, çok karıştı, her yerdeler. Abi kız gördü bunları ve DJ'ye benziyor dedi. Sence böyle bir DJ gördün mü hayatında? İlla DJ adam olduğu için bunu... Aaa, dakika! Oğlum çok korkunç, üzerine bir sürü küçük böyle şeyleri atladığını düşünsene. Sadece bunlardan var. Her yerdeler. Of, çok korkunç. Gereksiz gerici korkunç. Arkadaşlar, yayını beğenmeyi unutmayın. Evet, şu an 12.000 kişi. Gelin arkadaşlar, sadece beğenin.
Beyni şu an 20 bin. Tak diye 30 bin olur mu? Olmaz. Ama bir 25 bin olur bence. Tak diye. Birden aniden bam bam bam. Bence olur yani. Oldu be. Değil mi? Nasıl da kaçıyor, beni görmezden geliyor. Tamam lan, seni kapatmayacağım. Zaten kapatamıyorum galiba beni görmezden geldiğin için. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu adamlar buraya geliyor. Ben de o sırada arkadan geçiyorum. Aynen. Teknik bu. Olayımız bu. İlk önce ben buradan alayım. Ve bunu açayım. Çünkü burada bir kablo illa vardır. Evet, var. Ve ben bunu es geçtim az önce. Tamamdır. Bu halde oldu. O agalar orada duruyor. Sonra buraya geçiyoruz. Burada da yine sıkıntı başlıyor. Burada yine bir güç takviyesi bir şey bulmak lazım. Burası da bayağı geniş yine. Aa, Bunny. Bunny Ball. Ha, zaten buranın eşyalarını açmaya çalışıyorduk ya. Yakınındaymışız yani. Çok da uzak değilmişiz. İki saat olmuş. Neredeyse üç olacak abi. Üçte biraz bırakırız, sonra devam ederiz ya. Böyle tek solukta bu kadar. Bu arada bin beyni geldi ha. Beynin falan filan dedik böyle. Bin beyni gelmiş. İlginç ya. Hadi bir 25 yaptık. Sadece merak ediyorum. Yani 25 yaptık yaptık desek ne kadar hızlı yükselir. Merak. Ha, burayı açtım zaten. Tamam, bize bir güzel erişim oldu sadece. Oo. Burası sıkıntı. Yine ve yine. Şimdi genel olarak burada kablolar vardı. O kabloları bir tık es geçtim ben. Şimdi bir tanesi buradan gidiyor. Baya baya gidiyor hem de. Tek sıkıntısı, ben onun neresi olduğunu göremiyorum. Bak, burada bir sinyal bozuntusu var. Bozuluyor sinyal burada. O yüzden bakamıyorum. Bozulduğu için de herhalde şimdilik buradan gitmeyeceğiz diyebilirim. Çünkü bunlar da var. Ha, şimdi şu abim arkamdan atlamazsa sizi nereye taşıyabilirim ki? Buraya taşıyabilirim. Hepsi buradan geçmesin bu arada. Tamam. Siz buraya geliyorsunuz, ben arkadan dolaşacağım. Tamam. Birden çat küçük ayaklar gelmeye başladı ya her yerde. Korkunç. Yine bir sesler geldi. Tamam, ben buradan alıyorum abi. Oğlum ne oluyor lan? Aa, doğru, bloke ediyor. Tam zamanında takmışım. Oradaki abilerim hala oradalar. Onlar birazcık oldukları yerde sıkışıp kalan tipler o zaman. Bam. Aynen. Çok güzel bowling topları var ya. Bowling severim. Babam kadar iyi oynayamam ama. Şimdi bunu aldık. Her odada bir tane enerji açabiliyorum ve koca devasa görünmez bir bowling topu etkinleştireceğim. Tamam, bu da oldu. 4 taneden 2 tanesi. Ama oyunu şey, fark ettiniz değil mi? Eski o atmosfer yerine böyle, hani nereden ne çıkacak, ne yapacağız, bu şalteri mi indireceğiz, eyvah peşimden bir şey koşuyor. Yok, onun yerine hey, evet, küçük fare tipli şeylerden kaçarken bir yandan da elektronik alet edevatları tamir edeyim. Çünkü bir Allah'ın kulu bu kadar milyon milyar dolarlık Pizzaplex'e girmiyor. Ama 5 yaşındaki bir kız çocuğu babasının zamanında kullandığı bir alet edevatı alıyor ve diyor ki işte budur. Ben ne bileyim, büyüyünce mühendis olurum herhalde, deneyeyim bir şeyler diyor yani, o kadar. Ne olduğunu o da bilmiyor. Peki, ben bunu aldım, gittim. Bu kablolardan bir sen şöyle bir yere gidiyorsun kırmızı olaraktan.
Bu da bayağı dolambaçlı yollardan geçmiş. Ve... Aa, doğru. Tamam, ben fazla çalınca kafa gidiyordu benim. O zaman siz çok fazlasınız. Siz de burada fazlasınız. Yine bir dikkat dağıtma aracı lazım size. Şimdi burada başka dikkat dağıtma aracı ne olabilir diye bakmak istiyorum. Normalde... Neden bu böyle yandı peki? Zemzem akıyor falan gibi düşünebilirim. Yani çok özel bir musluk gibi gözüküyor çünkü. Peki ben oraya dikkat dağıtımını buradan yapacağım, tamam. Şimdi siz buradasınız. Ama ben sizin tam olarak nereye gitmenizi istiyorum. Oraya gidebilirsiniz. Evet, orası güzel. Gidiyor musunuz oraya? Tamam. Maskeyi kapat. Emin de değilim ki. Umurlarında olmuş mu? Umurlarında olmamış. Bunlar en başına neredeydi? Buradaydı. O zaman ilk önce buraya çekeceğim onları. Pıt 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 gelmeleri lazım. Bakayım. Bir hareketlilik var. Nerede oldu? Heh, geliyorlar bak burada. Kamera gidiyor arkadaşlar. Vallahi ben kameraya bir şey yapamayacağım. Aç kapa, aç kapa. Yok yani, olmuyor. Sonra bir de sizi buraya alsam arkadaşlar. Tamam. Ben de buradan gideyim bari. Ulan şu oyun bir kolaylık sağlamıyor ya. Oğlum siz gitmemişsiniz. Ya ama gitmemişsin işte, ses çaldık manyak. Çık git. Kardeşim sana ses çaldık ya, aptal. Sen neden gitmedin arkadaşlarınla? Ya vallahi kafayı üşüteceğim ben. Kafayı yememe ramak kaldı yani ben. Geliyor ya bir de sinsi sinsi. Ben seni nasıl atlatacağım? Bowling topu falan da atsam kafana olmayacak yani. Labut atsam o da olmayacak. Bak bak, geri dönüyor şimdi de. Oğlum sen eşkıya mısın? Nesin? Yan kesici misin? Nesin ya? İstediğimiz gibi de dolaşamıyoruz da. Bak. Kardeşim sen gider misin? Abi burada da başka yan kesici. Abi jumpscare yiyeceğiz illa. koşuşum da bitti. Abi at! Oğlum kısa bacaklarınla bana yetişirsen çok korkunç olur. Tamam. Ben senden kaçtığımı düşünüyorum. Sen görme. Ama yeter be abi. Yeter. Sadece yeter. Ya tuvalete girdim. Rahat bırakın beni. Rahat bırak. Teşekkür ederim. Of. Seni görüyorum şapşal şey. Neden salağa yatıyor böyle? Yani kardeşim açtım. Tamam salağa yatmam. Ama tamam, bu oyunu alacağım. Şöyle prik olacağım. Ya sürüden ayrılanı kurt kaparmış. Sürüden ayrılan kurdu kaptı. Ben anlamıyorum neden. Oyunun edge'ü mü kaldı? Harbi mi? Bitti bitecek. Harbi mi? Bilemiyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Finali de böyle tadında böyle başlayıp buradan bitiririz. Ben şimdilik bugünlük bu kadar yapacağım. Gelen herkese, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bayağıdır açım. Kamera bayağı ısındı. O da bayağı ısındı. Sıcak olmaya başladı. Birazcık daha serinlesin. Ondan sonra yardırız, devam ederiz. Farklı şeyler. Yani böyle iki bölümde
hallederiz gibi. Bir yandan da çok çığlık attığım için evet küçük bir kız çocuğu gibi sesim de boğazım acıyor. Yani öyle bir durum da var. Neyse yayını kapatırken beğenmeyi unutmayın. İşte hoşunuza gittiyse beğeni bir 25 yaparsınız kafanıza göre nasıl isterseniz. O zaman arkadaşlar bu akşam, akşam yine yayın olur büyük ihtimal. Akşam hatta böyle 2 saat sonrası bile olabilir. Kendinize çok çok dikkat ediyorsunuz. Akşama görüşüyoruz, buluşuyoruz. Sonra tekrardan devam ediyoruz. O zaman akşamki ya da birkaç saat sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.